merhaba efendim, kayıt dışına hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra çok yine beklenen, istenen, arzu edilen, üzerine konuşmamızı istediğiniz bir konuyla ve konukla karşınızdayız. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Bizler de stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Abdullah Çiftçi hocamı ilk konuk olduğu günden bu yana kayıt dışının ilk konuklarından biriydi. Erhan Altunay hocamla birlikte. Ve siz stratejist Abdullah Çiftçi hocayı ısrarla istemiştiniz, doyamamıştınız. Biz de bekliyorduk zaten, yolunu gözlüyorduk ve bugün Abdullah Çiftçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldin Abdullah. Ve elbette her zaman olduğu gibi Ertan Özyiğit hocamla hayırlı birlikteyiz. İnşallah Ertan Bey. Hoş geldiniz siz de hocam, merhaba. Bugün hashtagimiz sence ne olacak sayın seyirciler? Hemen başta hashtagi vereyim. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce paylaştı Ertan Hoca. Bizler de paylaştık bildiğiniz gibi. Programın ilk dakikalarında duyuralım. Sence ne olacak? Peki neden sence ne olacak diye soruyoruz. Ona gelelim. Bugün biraz sondan başladık. Çok vakit kaybetmek istemedim. Yapay zeka, tanıtımlarımızda da söylediğimiz gibi yapay zeka ve robotik teknolojiyi konuşacağız. Neden? İnsanlığın sonunu mu getirecek robotik teknoloji? Blockchain ve dijital para çok merak edilen, araştırılan konuların belki de başında geliyor. Özellikle son aylarda diye altını çizeyim. Dijital para ulus devletleri ortadan mı kaldırmayı planlıyor ve yine çok önemli bir konu, İpek Yolu projesiyle yeni dünya düzeninin kilit ülkesi mi oluyor Türkiye? Bunlar sadece başlıklar, elbette detaylarına ineceğiz programımız boyunca. Ve bir önemli başlık daha, 4. sanayi devrimi ve Afrika Türkiye için ne anlam ifade ediyor, daha doğrusu neden önemli? Bu da yine üzerinde duracağımız konulardan. Sizlerin de katılımını bekliyoruz her kayıt dışında olduğu gibi. Gölgede hiçbir şey kalmasın, kayıt dışı hiçbir şey kalmasın. Yorumlarınızda, sorularınızla bilirsiniz Ertan Bey soru ister. Yorumlara da saygı duyuyoruz ama özellikle kayıt dışı izleyicinin sorusu kendini belli eder diyor ve soru bekliyoruz sizlerden. Mümkün olduğunca konuklarımıza yöneltmeye çalışacağım. Zaten kendileri de hesaplarından takip ediyorlar bir yandan. Bir kez daha hayırlı bir program olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Şimdi dijital teknolojiyle başlayalım ama siz hep bir girizgah yaparsanız geleneğimizi bozmayalım yani, Ertan Hocam. İnsanlar düşünürken bu 4.0 sanayi devrimi nedir falan diye soruyorlar. Şimdi biliyorsunuz işte buharla birlikte birinci sanayi devrimi diye bir kavram atıldı. Yani Osmanlı'nın buna yakalaması Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 200 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık bir süreç. Çok uzun bir süre. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ikinci sanayi devrimi başlıyor. Onun süresi biraz daha azalıyor. İşte 100 yıllık bir şey. Sonra üçüncü sanayi devrimi derken bu da 35-50 yıllık bir devrim. Bu sanayi devriminde ne oluyor? İşte ikinci de ampulü bulmaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş işte elektronik ortamlara aktarmaya başlıyorsunuz üçüncüde. Bir de 2011 yılında Hannover'de Almanlar tuttular, dediler ki fuarda, ya biz yeni bir proje açıklayacağız size. Evet, bu proje nedir? Dördüncü sanayi devrimi diye bir devrim başlayacak. 4 yıl sonra da dediler bunun bütün açıklamasını yapacağız. Tamam, herkes bekliyor. Bunu biraz daha uzattılar. Bir baktık, dördüncü sanayi devrimi denilen devrim şu anda yaşadığımız işin tamamıyla robotik ve kendi kendini eğitebilen robotların olduğu, sistemin tamamıyla değiştiği bir devrimden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye bunu yakalayacak mı? Abdullah'la onları konuşmamız lazım. Hani yine kayıt dışı biraz farklı sorularımız da olacak. Çünkü niye herkes her şeyi konuşuyor da Türkiye bu işin neresinde? Beyza, ona bakmamız lazım ama genel şöyle bakın, yani Türkiye'de akıllı cep telefonu kullanımı %97'ye çıkmış. Şimdi sosyal medya kullanımı %84. Bu rakamlar üzerine bu programı inşa edersek nereye gittiğini anlarız anlattıklarımızın. Akıllı telefon kullanımında %97 tabii. 97. Dünyadaki sıralaması var, evet, mı? Yani şimdi nereden bakarsanız dünyadaki en önemli oyunculardan biri. 5. sırada gözüküyor. Yani online video izlemek telefonda %75'e yükselmiş. Ve %97 de kullanıcılardan bahsediyorum tabii. Sosyal medyada bir şekilde varlar ve aktifler. 2 saat 53 dakika akıllı telefonda geçiriyormuşuz günde. Şimdi bunların üzerine kuralım her şeyi. 4 saat 23 dakikada internete giriyormuş Türk insanı. Ve 1.17 saniyede bir de
4.17 saniyede bir de dönüp telefonumuza bakıyormuşuz. Şimdi 4.17 saniyede bir. Bir. Şimdi dünyanın nereye bağımlılık gittiği mı? Tabii bağımlılık ama aynı bizi zamanda kim hale getirdiğini tabii aynı zaman tabii bunları konuşacağız ama aynı zamanda da bir yaşam parçası oldu. Hani Amerikalıların söylediği lifestyle, hayat şekli dediğimiz bir kavram. Yani bugün bir genç ve herhangi bir çocuk elinde eğer telefonu yoksa kendini sosyal çevreden itilmiş, hor görülmüş oluyor. Bir de şöyle düşünün, bizim için, bizim yaşlardaki insanlar için sosyal çevre demek kapıdaki komşu, karşı komşuyu çağıracaksın. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyeceksin. Hiç tanımadığınız, şimdi burada işte kameraman arkadaşlar var. Bazılarını tanımıyoruz ama aynı ortamdayız. Biraz sonra gideceğiz, nerelisin diyeceğiz. Diyecek ki işte şu memleketliyim, Kayseriliyim falan derken biz tanımadığımız ve bilmediğimiz çevreyi kontrol edip ve onunla birlikte var olmaya çalışıyorduk Beyza. Şimdi ne oldu? Cep telefonumuz diye bir şey var. Kimi istersek onunla birlikte oluyoruz. Ve eğer ki bir de tehditler başlıyor. Mesela biraz hani bana da geliyordur, size de geliyordur. Diyor ki adam, ya sizin şu dediğinizi şey yapmadım, beğenmedim. Sizi takip etmekten artık bırakıyorum. Yani cezalandırdığını filan sanan bir ortama geldi. Bu akıl, bu sistem bu şekilde nasıl oldu? İkinci konu nedir? Paranın kullanımı. Şimdi o konuyu konuşacağız. Abdullah'ın en iyi bildiği konulardan bir tanesi. Yani Bitcoin konusu diye bir konu geldi ortaya. Bitcoin bir anda ortalığı alt üst etti. Hatta Amerika'da, şimdi oraya da daha derin girdiğimizde göreceğiz ki Amerika'da çok önemli bir faktör oldu. Bir baktık dünyaya yayılmaya başladı ve bu bütün sistemi değiştirmeye başladı. Yani para sisteminin hepsini alt üst edip merkezden bağımsız. Yani para dediğimiz kavram, bir para var. Parayı siz, bir devlet basar parayı. Siz parayı kullandığınız zaman her zaman merkezde bağımlı çalışırken bir anda Bitcoin, yani blockchain de dahil olmak üzere sistemin üzerinde bir baktık ki merkezden bağımsız bir para sistemi ortaya koydu. Şöyle bir şeyle girizgah yapıp artık son bitireyim. Bu da nedir? Nedir? Illuminati kartıyla başladık. Olmadan olmaz. Evet, direkt şimdi, yüksekten atladık bugün. 1984'te biliyorsunuz bu kartlar yapıldı. Evet. Şimdi burada işte bir görüyorsunuz bir money var, bir para var, metal bir para. Bu hani üzerinde B harfi ve çizgi yazmamış ama Illuminati diyor ki, orada daha önce konuşmuştuk Abdullah, hatırlıyorsun, Amerika'nın tam kuruluş zamanında 6000 çeşit para vardı. Orada diyor ki bütün paraları ben atarım, yazıyı da turayı da. Yani sistemi 1984'te bahsedilen bile işte Bitcoin ve türevlerinin hepsi. Hepsini diyor biz hazırlıyoruz, hazırlık yapın. Bununla ilgili de işte 2008 yılında herkesin hazırladığı, en üstte de şey değil, var değil mi? Yani hiçbir işte her şeyi karesi boş değil. Her şeyi gören göz. Ve 2008 yılında da bir dergiyi bir açtık, The Economist dergisini. Bir tane kartalın üzerinde işte yanan paralar ve diyordu ki bize yeni para sistemine hazırlık yapın. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Dehşetli bir şekilde konuşmaya başlayalım. Nasıl başladı aslında? Şimdi hocam bakıyorsunuz tarihte uzun dönem madeni para kullanıldı. Sonra kağıt para başladı. Şimdi dijital parayı konuşuyoruz. Neden konuşmaya başladık? Ne zaman ortaya atıldı bu? Şimdi şöyle, bu programın güzel bir yanı da şu. Dünyanın arka planını bilmeden dijital dünya anlaşılamaz. Şimdi Türkiye'de dünyanın arka planını en iyi bilen hocam. Yani bunu zaten biz de çok şey dinliyoruz. Dolayısıyla bu, şimdi eğer 2009 yılında Japon Satoshi Nakamoto işte Bitcoin'i ortaya attı diye öyle başlarsak hikayeye, bu işi baştan yanlış yorumlar. Hatta bir makalesinde geçmişti değil mi o şekilde? Ama öyle bir isim yok. Öyle birisi yok. Yok. Şimdi yeni ortaya atılan bir teori var. Efendim bunu yapay zeka ortaya çıkarttı diyorlar. Bitcoin'i. Yani, öyle mi? Evet. O zaman çok daha yeni ortaya atıldı. İki gün önce. Hayır, şimdi yapay zekayı kim geliştirdi? Dolayısıyla daima arkada bir insan var. Yani bir akıl var. Hı. Şimdi 1492'den sonra dünyada çok şey değişti. Ve sahada gerçekten organize bir akıl var dünyada, her tarafta. Yani mesela biz Türkiye'de günlük yaşantımıza bakıyoruz değil mi? 3-5 kuruş para kazanmaya bakıyoruz. Topluma fayda olmaya bakıyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz. Tüm dünya insanı da böyle. Ama birileri oturuyor,
dünya insanlığına bir rol biçiyor. Eğer diyor insanlık düşünecekse bunu ben düşündürürüm diyor. Başıboş bırakmaya gelmez insanlık diyor. Dolayısıyla tabii, biz olayları analiz ederken ya parçaları birleştirerek tüme gideriz ya da tümden gelerekten parçaları analiz ederiz. Şimdi iki taraflı gideceğiz. Burada seyircilerimize şunu söylüyorum. Birçok yorumcu diyor ki efendim siz baştan bir şeye kabul etmişsiniz. Oradan hareketle kurgu yapıyorsunuz. Hayır. En ince hücrelerine kadar analiz ediyoruz. Kurgu değil. Onu söyleyenlerin kendileri kafaları basmıyor. Şimdi 20. yüzyılı ele alalım. 20. yüzyılda dünyada bir sanayi devrimi var değil mi? Evet. Devrimle beraber ne çıkıyor ortaya? Onun getirmiş olduğu sosyolojiyi, kurguyu analiz eden bu böyledir diye yeni bir ideoloji üretiliyor. Marx ve Engels ne üretiyor? Marksizmi, onun arkasından Çin ve Rusya'da komünizm kendini gösterdi. Ve buna da bir şey lazımdı. Tamam, güzel ekonomik sistem, üretim, işveren, işçi arasındaki ilişkiler böyle. Sanayi devriminin, fabrikaların getirdiği. Peki insan nereden geldi dediğinde bir de sosyal devrimizm ona monte ediliyor. Ve şu an bitti bu şey. Dolayısıyla şimdi yeni bir sanayi devrimi başlıyor. Evet. Yeni bir sosyolojik analiz gerekiyor dünyada. Bu da yapıldı. Daha henüz var. Tabii bitti bu işler. Bunlar 1970'ten sonra tamamlanmış işler. Şimdi Ekonomist dergisinin kapağı 1988'de. Evet. Hocamın bahsettiği. Şimdi şu an tasarlanan, planlanan, geliştirilen teknolojiler, fikir ortaya veriliyor. Mesela önce Türkiye Bitcoin'i duydu değil mi? Evet. Arkasından yok o değil blockchain dendi. Blockchain. Çünkü blockchain olmadan zaten Bitcoin olmaz. Bitcoin 1988'de ilan edildiyse blockchain daha önce çalışılmıştır. Dijital dünyanın bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bizde bir atasözü var değil mi? Evet. İnsanlığa bir gelecek biçen de onun teknolojisini geliştiriyor. Teknoloji kendiliğinden gelişmez. Teknolojide mesela şimdi blockchain'i ortaya attı. Kim attı blockchain'i ortaya? 3 tane konsept var. 1. Rothschild'ın nakitsiz toplum kuruluşu var. Zaten 40 ülkede aktif, organize. Tabii. Bunlar uzun süredir dijital dünyada nakit paranın, kağıt paranın olmaması gerektiğini, madeni paranın savunuyorlar. Nedeni ne? Nedeni, o çok önemli. Nedeni şu, parayı tam kontrol. Tabii. Şimdi senin yastığının altında para var, evinde para var, saklıyorsun, ne olur ne olmaz, deprem olur Allah göstermesin, hastalık olur, gece yola çıkman gerekir, acil paran varsa cebine koy, gidersin. Evet. Ama şimdi gidemezsin burada. Evet. Şimdi dolayısıyla Rothschild'ın nakitsiz toplum kuruluşu bir. İkincisi, tüm insanlığı çok net olarak her şekilde takip etmek istiyorlar. Evet. İkincisi, Identity Foundation var. Bu da ezoterik örgütlerin bileşkesi. Şirketler de onların şirketleri. Hı. Yani Identity Foundation koma girildiği zaman 21 tane orada şirket görecekler. Bu şirketlerin ortaklık ve sahiplerine bakarsak zaten dünya finans sisteminin sahipleri. Yani mevcut da paraya hakim olan onlar zaten. Dolayısıyla Rothschild ailesinin başlığıyla ilgili tabi. Bileşke bu. Yani evet, sadece bir aile, iki aile değil. Evet. Bu bir üçüncüsü de o Identity Foundation merkezileşmeden çıkartılmış kimlik vakfı diye geçiyor. Yani bir insanın kimliğinin bir devlete ait olmaması lazım. Evet. Dolayısıyla şimdi ulus devletlerde bizim bir kimliğimiz var. Ama şimdi dijital ID'yi verdiğinde ona dünya vatandaşlığı söz konusu. Herkes tek bir devletin vatandaşı olacak. Aslında IP'den bahsediyoruz. Evet. ID'den evet, değil. Şimdi ID nüfus cüzdanına evet, gittiğiniz zaman ID yazar yani. Evet. Şimdi IP oldu bu iş. Evet, IP oldu. Doğru. Dijital üçüncüsü de teknoloji ulus devletlerden pek haz etmiyor zaten, bu bilinir. O yüzden dijital teknoloji ulus devletler mi var diye de hani sormama gerek yok. Şöyle bakın. Şimdi bu yüzyılda kavga küreselcilerle 21. yüzyıldaki kapitalist sistemin kavgası. Hı. Ama bir de Türkiye gibi bizim Müslüman ülkeler var. Biz de bir tarafındayız. Küreselciler teknolojiyi tüm insanlığı küreselleşmeye zorlayacak şekilde yön veriyor teknolojiye. Yani Facebook mesela tüm dünyada var. Tabii. Yine Twitter, Instagram tüm dünyaya hitap ediyor bunlar. Aslında bunu yaparken zorladığını, bu yöne kanalize ettiğini de çok da belli etmeden yaptı. Müjde verir gibi, vaat eder gibi. Yani aslında kimliksiz, özgür, sınırları olmayan bir dünya Beyza, şey vaat oluyor ederek orada. Aslında sistem o galiba kadar böyle
yavaş hareket ediyor ama çok hızlı. Evet. Yani ne? Şöyle bir bakıyorsunuz elinizde bir... Alışmışız işte, hayır, bağlı olmuşuz. Bir program indiriyorsunuz, cep telefonu diyor, program indiriyorsunuz. Şimdi Abdullah'ın söylediği şey çok doğru. Şimdi ulusal devletlerin tamamıyla yıkılıp global bir proje. Bir örnek, Instagram bir devlettir aslında ve sınırları yoktur. Facebook hangi ülke, hangi ırk, hiçbir, hangi din, hiçbir şey fark etmiyor. Evet. Siz birileriyle komün oluyorsunuz ve adam iki gün sonra dese ki bunun üzerinden size, işte herhangi bir devlet kurun siz orada, işte deyin ki işte Kanal 24 devleti diye atıyorum. İnsanlar oraya toplanır. Şehirleşme ve ondan, örnekleriyle bu başlamadı mı? Tabii zaten, tabii, hani? Ondan devam eder. Evet. Bir de üçüncüsü, seyircilerimizin konuyu araştırması için id2020.org var. Bu da Rockefeller ve id2020.org. Evet. Bu da altında imzaları görecekler. Bunların hepsinde altında Rockefeller, Rothschild, efendim, dünyadaki belli şeyler. Yani blockchain'in arkasındaki bunlar. Neden? 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni konuşuluyor. New World Order diye. Bu dijitaldir. Coğrafi değil, benim tespit ettiğim. Yani dünya, tek dünya devletinden bahsediliyor ya uzmanlar. Bu da dijitaldir. Buna geçişte jeopolitik bir şey değil. Nasıl olacak bu dijital? Şimdi Davos'ta onaylanmış pasaport gündeme geldi. Diyor ki bir kişi blockchain'e kendisi kaydolursa, kendi tüm fizyolojik, anatomik, yani bilgilerini kaydederse, biyometrik damar bilgilerini, göz bilgilerini, adli sicil kaydını, finansal durumunu kaydederse, sistem onu tanıdığında, evet, uluslararası havalanlarında bu şekilde tanınmış kişilere, tabii, özel bir kapı koyacağız, kontrol edilmeyecek, direkt geçecek diyor. Çünkü sistem onu tanıyor. Yani nasıl gel... Tanıyor? Bu hani göz tarama sistemi gibi bir sistem. Şöyle, şimdi kamera tanıyor. Direkt tanıyor. Yani şu an mesela siz gidin, yakın uygulamaya konacak. Pasaport sormayacak size. Avrupa'da, Amerika'da. Beyza Hakan hoş geldin diyecek. Sosyal medya buna mı hizmet ediyor? Tabii. Kurulduğundan beri. Bunun zeminini mi hazırlıyor? Bunun zeminini hazırlıyor. Bravo. Çok doğru bir dolayısıyla şey. Siz gittiğinizde bu kimliğin hiçbir önemi yok. Bir selfie çekip paylaşıyoruz. Zaten onun hepsi. O bilgilerin hepsi, evet, zaten bir yerde toplandı. O bilgilerle birlikte senin kim olduğunu, evet, söylüyor. Senin gittiğinde sosyal medya analizlerine bakarak kim olduğunu, kimle iletişim olduğunu, neler yazdığını görüyor. Sistem için sakıncalıysa dur. Tabii. Sistem için şeysen geç. Şimdi bu nedenle yeni bir dünya var. Bu dünya insanı tam kontrole yönelik. Tabii burada seyircilerimiz şunu yanlış anlamasın. Biz bir olayı artı ve eksileriyle tartışıyoruz. Nereye gittiğimizi konuşmamız lazım. Şimdi televizyonlarda çıkan uzmanlar sürekli olarak bu olayın teknik yönünden bahsediyor. Ya da çok kazanacağız şundan bahsediyor. Tamam da kardeşim, insanın bir hayatı var. Evet. Yani insanın öyle, bu hayatında ne mesela, sosyal bir varlık değil mi? Sosyal bir varlıktır. Yani biz yardım yapıyoruz, mutlu oluyoruz. Birine borç veriyoruz, mutlu oluyoruz. Hibe yapıyoruz, mutlu oluyoruz. Dolayısıyla şiir yazıyoruz, mutlu oluyoruz. Çay içiyoruz beraber. Çay mutlu içiyoruz. Oluyoruz. Efendim bir evet, yani sokakta hayvanlara yemek veriyoruz, mutlu oluyoruz. Dolayısıyla dijital dünyada, evet, insana 21. yüzyılda yeni bir medeniyet vaat ediliyor. Konuşmamız gereken bu medeniyetin bizim yaşam kalitemize, mutluluğumuza etkisi ne? Ve bunun arkasındaki planlanan güç kim? Şimdi bu gücü normal bir zekanın ya da aklın eğer bilgi birikiminden yoksunsa analiz etmesi çok zor. Mesela şimdi bir kar topunu, küçük bir kar topu bıraktığınızda ne olur? Çığ olur. Çığa da siz çığ gördüğünüzde onun kimin yaptığını bulamazsınız. Rüzgar esti, efendim çığ oldu dedim. Oysa ki genelde biri bırakıyor bu teknoloji olaylarında. Bu nedenle dünyada 21. biçilen rol küreselleşme. Ve şu an Amerika'da kavgada taraflar da bu yönde ayrışıyor zaten. İdeolojik bir ayrışma var. Çünkü Amerika'da geçen programda da konuşmuştuk. Trump ve ekibi yeniden büyük Amerika, kapitalist Amerika, yani korumacı, şu an biliyorsunuz Çin'de gelen alüminyuma %25, çeleğe %25, alüminyuma %10. Evet, evet. Ne dedi? Bu daha başlangıç. Ondan önce başlangıç. Sınırlarımızı korumalıyız açıklaması. Tabii, vardı. Tabii, daha seçim vaatleri arasında size buydu. Evet. Şimdi elektroniğe vergi koymak istiyorlar. Niye koymak istiyorlar? Çünkü bakın,
Amerikan şirketleri zaten büyük şirketlerin hepsi küreselci. Çin üretiyor, Meksika'da üretiyor, Türkiye'de üretiyor, her tarafta üretiyor. Ürünü sadece Amerika'yı tüm dünya pazarına satıyor. Bunu engellemeyi istiyorlar. Hı. Onu da şu bahaneyle yapıyorlar. Diyorlar ki siz Çin'e, Türkiye'ye, Meksika'ya yatırım yaptığınızda işçi istihdamı orada sağlıyorsunuz. Sonra da getiriyorsunuz hop Amerika'ya bunu sokuyorsunuz. Dolayısıyla Amerikalılar pazar olmuş oluyor. Çünkü küreselleşmenin 21. yüzyılın dünyasında Amerika için iki tane biçilen rol var. Bir, know-how geliştirme. Beynin olduğu yer Amerika. Çin değil beynin olacağı yer. Amerika'dır. İkincisi de vatandaşlar da pazar. Dolayısıyla biz bu yüzyılda dijital dünyayı kurgularken bunun şehir modelini, nasıl bir şehirleşme süreci bizi bekliyor? Seyircilerimiz lütfen Google'a baksın. Lojistik şehirler ya da yeni şehir kuruluyor diye bir arama yapsınlar. Ben onların hepsini getirdim aslında, evet. Bugün. Buldum tek tek. Buyurun hocam o zaman. 10 evet. tane gelecek şehir. Evet. Liberland gibi bir. Yani evet. Bir, tabii iyi bir örnek o. Şöyle bakmak lazım konuya. Niye böyle bir şehir yapıyorlar? Bakın çok ne az konuşuldu öyle? Basında. Evet. Abdullah. Bir kere işte orada da özgürlük vaat ediliyor. Yani sözde diye tırnak için alacağım ama bir özgürlük vaat ediliyor. Yani aslında şöyle yapıyor. Ya bir kandırmaca var aslında yine. Aslında diğer oluşturuluyor. Yani sen olacaksan bu şehirde bir de ötekiler var. Şimdi herkes ben bu şehirde olmak istiyorum. Yani İstanbul'a göç gibi bir şey bu. Evet. Ama işte Amerika'ya hani göç gibi bir şey. Evinizi bile değiştirmek için bir tabii. şeyin sizi çekmesi lazım. Çünkü diyor ki eğer dışarıda kalırsan bu sistemin adamı değilsin ve bu sistemin adamı olmayanın hiçbir şeyi yoktur. Sıfırdır diyor. İnsan bile sayılamaz. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir, Suudi Arabistan'da bir yer kurulmaya başladı. Neom City diye. Hı hı. 500 milyar dolarlık bir proje bu. 2025'te faaliyete geçecek. Ama bundan önce tam Abdullah sana söyleyecektim. Aklıma çok basının çok atladığı bir şey oldu. Şimdi nedir? İsrail'in tamamıyla bulunduğu coğrafyanın üstüne çelik bir alan yaptılar. Çelik kubbe diyorlar buna. Steel Dome. He? Şöyle bir, yani, bir donanım söz konusu. Hayır. Şu hani filmlerde vardır ya bu science fiction, bilim kurgu filmlerinde. Evet. İşte bir bakarsınız bir şehrin üzerinde böyle bir girilemez bir duvar oluşturur. Hı. Sanal bir duvardır bu. Evet. Şu anda İsrail'in üstünde olduğu iddia ediliyor. Koruma bunu kalkanı. Basın çok az yazdı. Koruma kalkanı. Evet, koruma kalkanı. Şimdi bu şehirlerin hepsi koruma kalkanlı, bahsettiğim şehirlerin hepsi. Şimdi devam edelim. Moğolistan'da Madigar City 2030 yılında 90 bin kişiyi ağırlayacak ve inanılmaz büyük bir teknoloji Beysa ve en büyük dünyadaki Buda heykelini koymayı planlıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Masdar City biliyorsunuz 2010 yılında bitecekti, bitti. Şu anda hayalet şehir gibi gözüküyor ama 2030 yılına ertelendi tekrar açılışı ve büyük bir göçün olacağı ve o bölgenin en önemli elektronik ve yaşam merkezi olacağı söyleniyor. Yani yerleşmek için başvurular falan oluyor mu önceden? Şu anda var zaten hepsi. Var. Hatta bu şey gibi. Talep de var. Zengin insanların işte gelip yer alması gibi bir şey. Gibi. Öyle evet. Bakın. Yine Lingkang'da 800 bin kişilik Çin'de, Şangay'da bir yer oluşturuluyor. Güney Kore'de Shangdo her şey dijital olan 100 bin kişilik bir yaşam oluşturuluyor. Nijerya'da çok ilginç Nijerya olması. Şimdi biraz sonra Afrika'yı falan konuşunca. Önemli. Lagos Eco Atlantic City 250 bin kişilik. Ya bakın aslında şehirler var. Çok büyük evet. şehirlerden bahsediyoruz. Hani Nuh'un gemisi gibi bir şey bunlar. Arizona'da Bill Gates'in Belmont Smart City oluşturuyor. 200 bin kişilik. Ve Toronto'da Quayside diye 10 bin kişilik Başbakan Justin Trudeau'sın açtığı bir mekan. 10 bin kişilik. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Buradaki niye her şey diyorum? Tamamıyla dijital. Şimdi biraz sonra bahsedecek Abdullah belki. Çipsiz buraya girme şansınız yok. Çip taktırmanız lazım. Niye? Her şeyinizi kontrol etmek istiyor burası. Ve diyorlar ki buraya gelen herkes dünyanın tüm nimetlerinin hepsinden yararlanacak.
Yani suyunuzu diyor çok sağlıklı besleneceksiniz, çocuklarınız çok iyi okuyacak. Gelecek yüzyıl, uzay çağı diye bahsettiğimiz bu altın şehirler, altın yüzyıl denilen sistemi hazırlamaya çalışıyorlar. Abdullah söyleyince tevafuk oldu, ben de getirmiştim evet. Bunları. Şimdi burada 21. yüzyılda dijital bir dünya. Şimdi hocam ne güzel verdi rakamları. O dünyanın şehirleri mi? Şimdi şöyle bahsedeceğim. Buyurun. Cep telefonunda geçirdiğimiz vakti, internet kullanımını verdi. Birileri diyor ki Allah'ın yaratmış olduğu dünyaya paralel ben de bir dünya yaratıyorum diyor. Bu da diyor dijital dünya. Sen topraktan ayağını çek. Dijital dünyada vaktini daha çok geçir. Kurgu bunun üstüne. Çünkü dijital dünyaya beyin eğer entegre olursa orada maruz kalabilecek radyasyon, her türlü elektronik dalgalara dahil ve subliminal mesajlarla artık insan kendi fıtratına aykırı düşünmeye başlayacak. Çünkü gençlerin beynine ciddi bir format atılıyor. Ve bugün çok zeki zannedilen, çok böyle hiperaktif gençlerin böyle dikkatsiz, dağınık olmasının ana kaynağı direkt şeydir. Sosyal medya ve akıllı telefonlardır. Dünyanın farklı üniversitelerinde de bu anlamda ciddi çalışmalar var. Şimdi dijital dünya olunca 3 tane şehir modeli planlanıyor. Birincisi smart şehir, hocamın bahsettiği. Yani burada önemli insanlar. İnsanlar kategorize ediyor. Birinci derecede önemli insanlar ayrı, akıllı şehirlerde. Hemen hemen tüm mega şehirlerin yan tarafına yeni şehirler kuruluyor dünyada. Burada akıllı şehir ne demek? Şimdi 4.5G'yi biz kullanıyoruz ya şu an. Buna nesnelerin interneti diyoruz. Yani Cisco'nun verilerine göre 2020'ye kadar 50 milyar nesne internete bağlanacak. Yani bizim her şeyimiz internette. Çay bardağı bile gerektiğine şuradan bakıp tabii, ısısını internet, ölçeceğiz filan. Yani buna nesnelerin interneti deniyor. Dolayısıyla bunun şeyi de şu. Dünyada teknolojik tekille doğru gidiyorlar. Singularity diyoruz buna. Bunun ekonomik yönünden bahsediyoruz. Teknik yönünden bahsediyor. Bunun dini yönü de şu. Din derken inanca dayalı. Çünkü bu arka plandakilerin bir inancı var. Dünyayı bir nokta insanlığı böyle sürüyorlar adeta. Yani gel gel yapıyorlar. Kendi inançları doğrusunda yapıyorlar bunu. Bu da nedir? Şimdi dünyada 3 tane platform var. Bir fiziki platform. Evet. 2 biyolojik platform, canlılar. 3 dijital platform. Yapay zeka endeksi dijital platform zaten Allah'ın yaratmış olduğu canlıların takliti. Robot balık, katır robot, efendim kuş robot filan gibi. Şimdi bu 3 platform birleşirse her şey bir olacak. Hocam şimdi oradan topu vereceğim ben. Her şey birin ne anlama geldiğini hocam daha iyi anlatır. Bakın. Buket hazırladı bize. Avatar projesini anlattığımız zaman o anlaşılacak. Evet, her şey bir ne demek? Ne demek hocam? Vahdeti vücut demek bizde. Ama aynı şey değil. Lütfen anlaşılmasın. Bizdeki ancak o tarafta baktığınızda her şey enerjidir. Filan gibi yeni New Age dünyada akımlar var. Hemen hemen her dinin içinde de soktular. Bunun arkasında da merkezi bir akıl var. Çünkü insanlık teknolojik dijital dünyaya hazırlanırken ruhen, zihnen de hazırlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan da. Şimdi her şeyin bir olması için İnsan vücuduna çip takılması lazım. Biyometrik çip. Biyometrik çipin dijital bölümü var. Bir de fiziki bölümü var dışarıda. Nesnedir. Bir de bizim vücudumuzda deri altına ya da vücuduna takıldığında ne oluyor? Ana ne şey... Takip edecek herhalde. Takip değil. Ne kontrol. Yapacak? Kontrol edecek. İsterse uzaktan kalbinizi durdurabilir. Halüsinasyon gösterebilir. Bunu takmama şansınız... Duygularımızı da kontrol edecek. Takmama şansınız olmayacak. O şehirlerde yaşayan. Tabii. Yani. Şimdi Abdullah o kadar önemli bir yerde ki. Şimdi biz şöyle yapıyor değil mi Abdullah? Hep sistemde diyorlar ki ya ben taktırmam arkadaş. Hayır. Yani taktırmadığın zaman okula gidemeyeceksin. Hastaneye gidemeyeceksin. Devlette hiçbir işlem yapamayacaksın. Vesaire vesaire. Korkutucu olan bu. Şimdi bu şehirlerde yaşayanlar böyle yaşayacak. İleriki safhalarda herkes mi böyle yaşayacak? Hayır. Tabii şimdi bakın. Yaşamak zorunda bırakılacak. Başarılı olacak demiyorum. Bu dijital dünyanın arkasındaki aklı planlarını anlatıyorum. Arkasından da biz ne yapabiliriz konuşacağız. Yani normal insan. Şimdi dolu dizgin bize uzatılan teknolojiye koşarsak olmaz. Yani sürekli örnek veriyorum. Gün gelmiş normalleşmiş de. Şimdi bunu ben buraya karşılaşabiliriz. Ben sizi bunu attığımda siz direkt bana bakarsınız ona değil.
Ama burada bir kedi olsa ona bakar. Evet. Size bana bakmaz. Bunun peşine koşar. İnsan akıllıdır. Diğer canlılardan farklı. Yani hayvanlar buna koşar. İnsan atara bakar. Ne atıyorsun? Dolayısıyla şimdi tüm... Arkasında kim var diye tabii, bakıyor. Tabii. Şimdi tüm dünya insanı bir robot gelişmiş böyle alıyor. Oo çok güzelmiş. Bak hep robotlar konuşuluyor. Hep evet. Yapay zeka. Ürün evet. konuşuluyor. Bakın tabii. bu dünya... Adamlar Türkiye... yapmış diye konuşuyor. Adamlar bakın Türkiye'deki genelde uzman diye televizyonlara çıkanlar sürekli ürün konuşuyor. Ya kardeşim bu ürünü ortaya çıkartan akıl ne? Burada şimdi bakın Silikon Vadisi nerede? San Francisco'da. Yani Facebook, Google, YouTube filan merkez orası. Doğru. Ana şirketler var. Orada korkunç iş fırsatları var. Yani Türkiye'den de birçok yüzlerce insan var orada. Evet. Genç var, çalışan, dünyadan da var. Şimdi bu gençler bu arkadaki akıl bilmez ve ilgilenmez. İstese de bilemez zaten. Bu tip konular Erden Hocam'ın işi, bu konularla ilgilenenlerin işi. Dolayısıyla genç gidiyor. Çok orada tanıdık gençlerle ben sohbet ettim. Ya hocam siz ne koyuyorsunuz? Biz gittik diyor para kazandık. Diyorum sonra? Sonra? Kaç para kazandın oğlum sen diyorum. Ya 1 milyon dolar. Yani tamam bir proje geliştirdim diyor. Ya onu bunlar... da çaktım diyor. 1 milyon dolar para yaptım. Şimdi diyor. Hayat bundan ibaret değil ki. Bu en basiti. Yani bunlar para değil. Kurgunun yanında. Dolayısıyla biz bunu yapmayacak mıyız? Bunu elbette yapacağız. Ama şimdi o gençlerin, o teknik çocukların görevi oraya gidip entegre olup teknolojiyi öğrenecek, para kazanacak, o teknolojiyi Türkiye'ye getirecek. Ama bizim görevimizde o teknolojiyi Türkiye'ye entegre ederken hop dur bakalım. Bunu biz bize göre yapmamız lazım. Bu nedenle yeryüzünde bilim ve teknolojinin politikası olmayan devletler evet. 21. yüzyılda uydu olmaya mahkumdur. Büyük şirketlerin uydusu olmaya mahkumdur. Evet. Bizim şu an bu programdaki ana amacımız da ne? Seyircilerimizi, bizi izleyen devletimizle ilgili yetkililere bu noktada başka bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi her şey bire geldik mi? Güzel. Bu New Age akımlara bakın. Her şey enerjiden geliyor, her şey bir kuantum evet. filan. Bunları da üretiyorlar. Aynı akıl. Scientology'den tutun da bilmem neye kadar vermeyeceğim isimlerini. Belli bir merkezden geliyor. Nasıl gidiyor? Hollywood'da 2000 yılına kadar filmlere bakın. Aşk filmi, polis hırsız filmi, yılbaşı Noel Baba filmi değil mi? Evet. Genelde. 2000 yılından sonra baktığınızda neredeyse ortada aşk filmi kalmadı gibi şimdi. Amerika'da koskocaman ne filmi var? Uzaylı filmi var. Dijital filmler var. Robot filmler var. Evet. Yükselen. Evet. Vampirler ve de evet. zombiler. Zombiler. Yani 21. yüzyılda insanın gerçeklik algısını değiştirmeye yönelik bir operasyon var. Ne gerçek ne sahte ayırt edilemeyecek. 2015 dünya tarihinde en fazla beyin kontrol üzerine, beyin üstünde patentlerin alındığı yıl. Şimdi bu insanlar beyni masaya yatırıyor. Allah'ın yarattığı insanı taklit ederekten, beynin tüm fonksiyonlarını çözerekten ona paralel bir teknoloji geliştiriyor. Dolayısıyla bizim tartışmamız olayı en üst düzeyde ele almak. Şimdi aşağıda Bitcoin 3 kuruş para yatırmış kişi. Hocam ne biçim adamsın sen niye karşısın diyor. Ben de babanın parası mı oğlum o baban mı buldu şimdi diyorum. Şimdi soruyorlar 2008 krizinden sonra tepki olarak çıkmadı mı Bitcoin? Hayır o hikaye kısmı. Ben o Bitcoin'in sağlamlaştırmak için yapılmış olan bir proje. Yani asıl bu kadar think tank kuruluşlarından araştırmacılar bugün böyle yazdılar. Lehman Brothers batmasaydı Bitcoin bu kadar güçlü olmayacaktı. Lehman Brothers'ın batma sebebi ne? Merkezi bir sistem var. Diyorlar ki kocaman işte Amerikan işte borsasını düşünün. Elinde sonunda parayı basan bütün sistemi düşünün diyor ki bu sistem bile çöker. Siz en iyisi mi diyor? Bak hiç merkezi sistemler çöküyor. Evet. Merkezi sisteme bağlı olmayan bir sisteme bakın. 2008 yılında Bitcoin'in en çok zıpladığı dönemlerden bir tanesi. 2008 krizinden sonra 2009'da evet. ilk tabii. çıktı. Şimdi 1 Bitcoin 770 dolar oldu. Şimdi hocam bakın bu Lehman Brothers'ın batması filan bunlar senaryo. Batmasa da çıkacaktı. Tabii. Tabii. Yani Lehman Brothers'la sahipleriyle Bitcoin'in arkasında akıl arasında çok bir fark yok. Aynı kişi. Yani kişi tabii. derken konsept aynı. Dolayısıyla yani onu batırır, onu çıkartır. Bir kurgu var burada. Bunu görmemiz lazım. Yoksa kaybederiz biz. Şimdi buradaki gençler lütfen Bitcoin'e para yatırmış olabilirsiniz. Ben asla karşı değilim. Sadece bunun devletin geleceği için, milletimizin geleceği için arkada kimler olduğunu, nelerin planlandığını anlatıyorum ben. Bir de arzı da sınırlı değil mi? 20 milyon, 21 milyon. Şimdi 21 milyon da bakın buradaki Bitcoin. Her şimdi devam edeyim geleceğim. Buyurun. Bu Bitcoin ve
blockchain yani evet, Bitcoin derken kripto olarak anlatır mısın hocam diyenler tabii, var. Tabii kripto para evet. Bitcoin şimdi biz artık sanayi ayıp başlamıştı. Tüm yağları sanayi adıyoruz onun gibi oldu bu. Biraz da Bitcoin tabii, tabii. Kripto paradır yani. Evet. Şimdi her şey bir diyor. Dolayısıyla bunun 21. yüzyıldaki felsefeciler teorik felsefeciler değil. Düşündüğünü icra eden felsefeciler. Bak 20. yüzyılda bakın Alman felsefesine, ta gidin Yunan felsefesine. Teorik de tarifler var. Ama burada düşünüyorum ve icra ediyorum. Zaten düşünen kalmadı dünyada. Sadece küreselcilerin şeyleri var. Onun dışındakiler öyle yeni bir teori falan ortaya atmıyor insanlık için. Eskiden de hep eskiyi konuşuyoruz. Fiyat aydınlanma Fransız İhtilali'nden döneminden kalma ya da gidip Yunan felsefesine gidiyoruz ya da Alman felsefe okullarına gidiyoruz insanlık için. Şimdi kazan koş sürekli öyle. Ama bir de küreselciler var dünyada. Yeni felsefeci bunlar. Merkezi de Google'dur bu işin. En kilit isimlerinden bir tanesini vereyim. Ray Kurzweil'dir. Diyor ki şeyde iki kitabın ismini vereceğim. Her programda bunu söylüyorum. Çok önemli olduğu için söyleyeyim. Birincisi kalemimi aldım o yüzden. Bir zihin yaratmak evet. diyor. İkincisi de İnsanlık 2.0 kitabın ismi. 1.0 Tanrı'nınki diyor. 2.0 bizimki. Tanrı malzemeden çalmış çürük yaratmış insanı diyor. Şimdi dolayısıyla biz diyor insanı tamamlayacağız. Gerçek insanı yaratacağız diyor. Haşa. Üretecekler yani. Ne yapmaya çalışıyorlar? Sizde onun 3.0 mı vardı Ertan? Evet. Şimdi o Abdullah evet. bitirsin ben kitabını. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar burada? Dijital teknoloji, yapay zeka endeksi, 3D yazıcılarla insanın göz görme kapasitesini artırmak, kulak frekansının düşük sesleri ve yüksek sesleri duymamızı sağlayacak, efendim protezlerle, insanın hızlı koşacak, iskeletle. Dolayısıyla insanların organlarını önümüzdeki dönemde sökülebilir, takılabilir bir makineye dönüştürecekler. Evet. Yani hedefleri diyelim ki bir organ market var, gittin beğendin bir akciğer aldın. 15 dakikada bunu takılacak noktaya gibi. Bu da güzel şeyler insanlık için, sağlık açısından. Yani damarlarımıza giren robotlar var artık damar tıkanıklığı için ve yapay zeka ameliyatlar yapıyor. Bunun adına teknolojiyle insanı yeniden var eden bir akım, transhümanizm diyorlar. Yani singularity teknolojisinin üstünde insanlık yeni bir insan oluyor, algıları değişiyor. Bu da transhümanizm. Bunu din olarak sürecekler ortaya. Bu yüzyılda. Tabii bu sistemin, global evet. sistemin aynı bir inanç insanın ihtiyacı. Yapabilecek hiçbir şey yok. Fıtratı gereği. Dolayısıyla şimdi yine paranın ilk doların ilk basıldığı zamanki 6000 tane doların çıktığı gibi şu anda ortalıkta o kadar çok kuantum din var ki. Ama adamlar bir tane dinle bütün dinleri öldürüyordu. Hatırladınız yine konuşalım evet. Albert Pike'ın meselesi. Tek, yine gelecek tek bir din üzerine oluşturacaklar. Çünkü dinle birlikte herhangi bir sistemi güçlendiriyorlar. Şimdi yeri geldi bunları sana atmam lazım. Tamam hocam. Abdullah. Herkes internete yazabilir. Life 3.0 diye bir kitap evet. çıktı yine. Max Tegmark'ın. Bunu da şöyle söylüyor. Diyor ki artık sistem tamamıyla değişecek. Biraz önce Abdullah'ın bahsetmiş olduğu printerlar, 3 boyutlu printerlardan bahsediyoruz. Diyor ki ne istiyorsunuz? Doktor arayacak siz diyor evden. Diyor ki reçeteyi yazacak, reçeteyi direkt printer'a yollayacak. Evet. Printer'dan ilacınızı alacaksınız, yutacaksınız. Neyiniz eksik? Hemen orada yapacaksınız. Şimdi devrim o kadar büyük ki. Bak, çok önemli bir şey söyledi Abdullah. Tüm yani hem devleti hem de sanayicileri uyarmamız lazım burada. Şimdi herkes sanıyor ki 4.0 ile ilgili kavram veyahut da yani bu değişim, transformasyon aslında sanayi ile ilgili değil. İnsanın tamamıyla hepsiyle birlikte değişimi. Yani siz şimdi Çin'le baş edemediğinizi söyleyip yeni bir sistem oluşturuyorsunuz. Bu sistemin hızlı olması lazım. Yeni sanayi sistemi neye dönecek biliyor musunuz? Mesela çay mı üretiyorsunuz? Evet. Siz diyorsunuz bir de kulplu istiyorum. Bütün şeyi sanayideki o üretim hattını hemen kulpluya çevirebilecek kadar hemen dönüşen bir transformasyona ihtiyaç duyuluyor. Yoksa Çin'i dövemiyorsunuz.
Şimdi ben 3 tane kitap öneriyorum. Bir tanesi Life 3.0 Max Tegmark'ın. İkincisi tabii Michio Kaku'nun Geleceğin Fiziği diye bir kitabı var. Burada da şeyi anlatmış ki biraz önce bahsettiğimiz bu çelik kubbelerden bahsediyor nasıl olacak diye. Bir de Our Final Invasion diye bir kitap var. Onu da tavsiye ediyorum. James Barat'ın kitabı. Bunlar da hepsi yani yine şöyle söylemek lazım. Bakın üstün akıl dediğimiz kavram sizden... Hocam, üstün akıl kavramıyla ilgili görüşleri de var. Yani bu tabii o şeytani akıl diyor. Belki şeytani aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şey çünkü üstün akıl dediğimiz şey şeytani çalıştığı için hani kıssadan hissesi oluyor. Şimdi şöyle 108 yıl önceden görüyor sistemi planlarken. 108 yıl zaten planladığı için. Planladı, önceden görüyor. Evet. Şöyle değil mi? Onların takvimi 108 yıl önceden yazılmış bir takvim. Siz bugünü yaşarken adamlar 108 yıl sonra yaşadığını düşünsenize. Yani böyle bir takvimle yaşıyorlar. Dolayısıyla bunu enigmatik dönem dedikleri için biraz önce Abdullah'ın dediği yine onu da fosforlu kalemle izleyiciler çizsinler. Bizim bütün var olan fikirlerimizi değiştiriyor sistem. Şimdi diyorsunuz ki inanç sisteminizde ne vardı? Ya ben buna inanıyordum. Aa bir anda onu deforme ediyorlar, yeni bir şeye inandırmaya başlıyorlar. Bu inanç sistemi de hızlandırmak için ya örnek vereyim. İnançla ilgili mesela ne yapıp yani gençleri etkilemekse tamam şimdi, zaten çok ortada bir dinle ilgili değil. Konuşursak inanç dediğim yalnızca din değildi. İnandığınız evet, her tamam. Şeyden ama evet. Dinle ilgili şöyle söyleyeyim. Bakın ateizm kavramı hızlı bir şekilde yayılıyor. Çok hızlı bir şekilde. Bunu unutmayın. Şimdi bunu yakın zamanda bu devrimi daha da göreceksiniz. Bilhassa bakın inanç sistemi, evlilikle ilgili bir inancı kaldı mı insanların? Gençlere soruyorum şimdi. Deneklere de bakıyorum. Üniversitelere gittiğimde Abdullah diyorlar ki biz evlenmeyeceğiz. Ne yapacak? Çocuk da istemiyor. Bakın bütün şeyleri, sosyal yaşamla ilgili inançları da yok ediyorlar. Abdullah devam. Şimdi burada tabii ki işte hocamın bahsettiği bu tehlikelere karşı devletimiz nasıl önlem alacak? Milletimiz nasıl önlem alacak? Bir birey nasıl önlem alacak? Çünkü bunların yapmaya çalıştıkları bu. Tabii Anadolu insanın tarih boyunca çok güçlü bir geleneği var. Aile yapısı, cemaat yapısı, sülale, akraba, hısım. Evet. Bunu kırmaları çok zor. Ama okullardaki yeni büyük şehirlerde gençler özellikle anne işte baba işte yalnızlık var. Bunları çok rahat yakalıyorlar. Ve zaten ateizm de burada devam ediyor. Büyük şehrin kimsesizlerinde başlıyor. Çünkü sosyal medya üstünde 1,5-2 dakikalık çok merkezi olarak çalışılmış videolar yayınlıyorlar. Her ülkede sadece Türkiye'de değil. Annenin çocuğa vereceği nasihatı alıyor. Bunları anne verecek. Çocuğuna nasıl cevap vermesi gerektiğini damardan girerekten kırıyor. Annenin direncini kırıyor burada. Dolayısıyla merkezi bir akıl tüm dünya çocuklarının ortaklaşa tek tip bir dünya çocuğu istiyor. Yani dünyadaki farklı kültürleri, renkleri yok etmek. Bunu yaparken de diyalog adı altında tüm dünya kültürlerini bir araya getiriyoruz adı altında yapıyor. İşte FETÖ'nün bu sözde Türkçe olimpiyatı özde evet. Türkçe sözü pop müzik yarışması hikayesi sadece FETÖ'de değil dünyanın değişik yerlerinde de var. Şimdi 1989 Fransa ihtilalinden sonra demokrasi ve açık toplum. Yani açık toplumun faziletleri anlatıyor değil mi? Dünyada Soros'un açık toplum vakfı var. Dünya genelinde faaliyet yapıyor. Açık toplumlarda şu ana kadar gündeme getirilmeyen, tartışılmayan bir konu var. Açık toplumda organize olan ezoterik örgütler devleti ele geçiriyor. Hemen hemen her devlette böyle bu. Demokrasi olan, yani Rusya'da, Çin'de falan demiyorum. Nasıl ele geçiriyor? Bakın, iktidar olmak artık Türkiye'de bir parti için AK Parti iktidar ama kurumlara hakim mi? Daha yeni yeni kurumları temizliyoruz. FETÖ hakim değil mi kurumlara? Ya da işte birçok kurumdan başka dış kaynaklı STK'lara üye var. Yani bizim insanımızın dikkat etmesi gereken açık toplumları niye istiyor Soros? Çünkü çok rahat ele geçiriyor tüm kurumları. Nasıl ele geçiriyorlar? Özellikle yabancı STK'larda yabancı işbirliği olan yerli STK ve yabancı STK'larda bir kişi diyelim ki genel müdürlüğe aday. Bir de Anadolu'dan çıkmış Mehmet gelmiş. Evet. Öbürünün arkasında istihbarat desteği var.
Know-how desteği var, bilgi desteği var, görgü desteği var, lobi de var. Ayağını iki dakikada kaydırır. Tam FETÖ sistemi işte. FETÖ derken işte FETÖ... Bir örnek yani. FETÖ bunlara çalışıyordu, evet, zaten. Şimdi burada bir tane örnek vereyim ben. Daha konumlandırma 2000, sistemi. Bakın açık toplumlarda eğer sıkı bir devlet istihbarat yapısı yoksa, adalet mekanizması çok güçlü değilse tüm kurumlar gider. Bugün Avrupa'da, Amerika'da kurumlar tamamen şeyin ezoterik bu yapıların elinde. Yani bir şey değiştiremiyorsun en üstte. Türkiye'de de öyleydi. Daha yeni yeni biz vesayetten kurtulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane örnek vereyim seyircilerimiz anlaması için. 2007 yılında bir bankanın genel müdür yardımcısı bir arkadaşa geldi. Beni görevden aldılar. Nedeni de FETÖ'ye doktordan rüşvet almışım. Şimdi uğraşa uğraşa bankanın atıldıktan sonra tabii bankanın o doktor para yatırmış kendi hesabına. Bankanın o kamerasını inceliyorlar. FETÖ'cü biri gidiyor doktor adına sürekli ona para yatırıyor. doktor para yatırmış. Şimdi bunu devlet anlatamıyor. Yatırmış işte, almışım parayı, yemişim diyor. Parayı da alıp yememiş. Bu nedenle ezoterik yapıların yatırıldığı yerde FETÖ'nün herhangi bir kurumu, kişisi oradan geliyorsa zaten, evet, o da kanıtlanmış oluyor. Zaten kamerayı vermiyorlar. 2 sene sonra kamerayı araya girerekten alıyor belki görüntüleri. Dolayısıyla açık toplumda dayatmalarının nedeni devletin kurumlarını çok rahat ele geçiriyorlar. Bugün Türkiye için temel problem iktidarda, vatandaşın belli bir şuur düzeyi var. Oy alırsın, hiç problem yok. Geldiğinde kurumlarına hakim olur musun, olamaz mısın? Ana mesele bu açık toplumda. Şimdi dijital topluma geldiğinde açık toplum faaliyeti yapanlar dijitalde buna ihtiyacı yok. Zaten her şeyi kontrol ediyor. Merkezi olarak da. Şimdi dönüyorum geri şehre. 3 şehir modeli var. 1 smart şehir, akıllı şehir. Evet. Özel insanları koyacak. Niye? Her şey entegre. Nefes alsa ekranda onu izleyecek. Nefes alsa. Veyahut da şimdi bugün Rusya ile İngiltere arasında bir ajan krizi var. Evet. Novicek sinir gazıyla zehirlenmiş. Şimdi smart şehirde birini zehirlemek isterse tepede, en tepedeki sistem herhangi bir şeye gerek yok. Bunu oturduğu yerde zaten yapabiliyor. Dolayısıyla açık toplumlarda, demokratik ülkelerde kurumlarını, yönetimlerini, kurumlarını kaybediyor devletler. Dijital dünyada nasıl koruyacak bu kurumları? Smart şehirlerde kimin sistemi kim kontrol ediyor? Çünkü bu sistemin en temelindeki teknolojiyi kim geliştiriyor? Biz geliştirmiyoruz sonuçta. Evet. Dolayısıyla şimdi ikinci şehir modeli lojistik şehir. Nedir lojistik şehir? İşte bu şu an dünyadaki ana kavganın nedeni. Rusya'daki, İngiltere arasındaki ajan krizinin bir nedeni de İpek yolunun paylaşımında Ruslarla İngiltere arasında büyük kavga var. İpek yoluna detaylı bir 1-2 dakikamız kaldı Abdullah Hocam. Hayır, şimdi, girerseniz kesmek zorunda kalırım. İzleyicilerimiz anladım. Hayır, işte lojistik şehir İpek yoluyla ilgili direkt. Ha. 21. yüzyılda alışverişler artık AVM'lerden giderek değil. Direkt şeyle, dijital parayla, evet, ya da kredi kartla online alınacak. Siz mesela Amazon.com Türkiye'ye geldi geçen hafta. Yine Alibaba.com geldi. Depo olarak kuruyorlar bunlar. Amazon.com 5000 metrekare depo alanı kiraladı. Mağaza yok. Depo kiralıyor. Diyor ki sen Amerika'dan Amazon'dan sipariş ver. Ben buradan hemen vereyim malı diyor. Dolayısıyla marketlerin ortadan kalkacağı, OEM'lerin tamamen food center ya da kafelere dönüşeceği bir döneme gidiyoruz. 21. yüzyılda alışveriş şekli değişiyor. Evet. Teslimat şekli değişiyor. Japonya'da robot postacılar işe başladı. Dünyanın birçok yerinde dronlarla artık ürün teslimatı var. Yani Amazon geliştirdi zaten bunu. Geliştirdi. Bu neye dayanıyor? İşte bunun böyle bir şeyin olması için Çin gibi 1,5 milyara yakın nüfusu olan 30 kişiyi bir odada çalıştı, hamal gibi çalıştırılan böyle bir milyar bir insan kitlesi Sarı lazım. Sendikanın olduğu, evet, değil mi? Yine çok güzel bir yerde reklama, evet, gideceğiz. Tamam. Yani bir buçuk dakikamız kaldı. Reklama, tamam, giderken daha derinlemesine konuya girmeyelim diye ben yine ısrarla araya girdim. Biraz bu bir dakika içinde birkaç, ben arada bakıp siz de takip ediyorsunuz bir yandan. Sence ne olacak? Hashtag'ini kontrol ediyorum. Çok yorum olduğunu görüyoruz yine. Yalnız son gelen tweet'i gördünüz mü Ertan Hocam? Evet. Albert Park'tan sonra. Beni takip edeceksin. Kimi takip edeceğiz? Her programda olduğu için. Şimdi naylon paradan bahsetmişler, İngiltere'ye geldi diye. Sence ne olacak? Hashtag'i altında. Yenileyince tabii
Şimdi sevgili Ertan Bey, bu dediklerinizi 1970'te demek istemiş muhtemelen planlayanlar. Yaşlanmıyor mu? Kim demiş sonunu görmeyeceği bir projeye bu kadar sahip çıkar ve devamlılık nasıl sağlanır? Şimdi bir Avatar projesi diye bir projeden belki Türkiye'de ilk ben tanıştırmıştım o projeyle. Onu anlatacağımız zaman o zaman anlayacaksınız. Şimdi şu da var. Ne zaman kalkacak? Acaba Rockefeller öldü mü? Hep soruyorlar onu. Öldü mü, ölmedi mi diye. Bir de 300 yıldır Rothschild ailesi de var. Rockefeller de o. Nasıl sağlanıyor? Para aynı. İngiltere Merkez Bankası'nı yönetiyorlardı. Ne zamanlar? Tabii 1700'lerde. Sonra Amerika aynı işte. Burada değişmiyor. Evet. Bunlara bir aile ve şahıs olarak değil, kurumsal yapıları var. Devletlerden çok daha güçlü. Bu şekilde bakmamız lazım. Şimdi sence ne olacak? Hashtag'i oldukça hareketli var olunuz. Bir araya gidelim. Arada biz yine bakacağız bu sorulara. Yine devam edeceğiz ardından. Evet, bir ara verdik, dinlendik, çaylarımızı tazeledik ve yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Kayıt dışına devam ediyoruz. Sizler de çayınızı, kahvenizi tazelemişsinizdir. Abdullah Hocam'ın çayını merak edenler için de gayet tazelendi. Hatta tüketmek üzere Abdullah Hocam. Sence ne olacak diye soruyoruz bugün. Cevabını birlikte konuşuyoruz. Sizlerden de hem yorumlar hem de sorular geliyor. Sosyal medya üzerinden özellikle Twitter'ı takip ediyoruz tabi. Hocalarım da kendi hesaplarını takip ediyorlar bir yandan ve hashtag'in altını. Şimdi Ertan Hocam ateizmin yayıldığını söylemişti. Beyin fırtınası diyor ki aslında deizm inancı artıyor. Deizm özellikle gençlerde başka bir şey, ateizm başka bir şey. İlkin deizmle başlar iş. Yani evet, hani, gençlerde bu söylenen evet, ondan daha sonra ateizme döner. Bakın bunu yaşayacaksınız. Döner demeyeyim de çok normal söyleyeyim. İlkin deizm başlayacak. Hatta bununla ilgili yayınlar çok göreceksiniz, kitaplar çok göreceksiniz. Evet. Ardından ateizm hızlanacak. Sonra da bir tane din çıkartılacak ve bu dinde olabildiğince dijital faktörler üzerinden pompalanacak. Bir bakacağız ki bu gençler, arayışta olan gençlerin çoğu o dine üye olmuşlar. İlk Nur kullanıcı adlı izleyicimiz sence ne olacak hashtag altında diyor ki insanlık 3.0 bilinç nakline geçilip sürekli beden değiştirerek ölümsüzlük mü vaat edilecek? Evet, doğrudur. Onu anlatacağız programın ilerleyen vakitlerinde. 2045 Avatar projesinde 4 aşamalı bir proje, bunu anlatacağız. İpek yolunda biz demiştik, İpek yolu projesinde Türkiye neresinde? En kilit yerlerden birisi Türkiye. Köprün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün önemini soruyorlar bu arada bu projede. O da İpek yolunun en önemli hatlarından bir tanesi. Gerçekten kayıt dışı izleyicileri Ertan Hocam'ın hep söylediği gibi belli ediyor sorularıyla. Lojistik şehirlerle birlikte yapılmak istenen dünya nüfusunu azaltma projesi değil mi yönetilebilir nüfus diye soruyorlar. Bu bir sonraki proje olacak. Bir sonraki adımı evet, böyle projenin çünkü devamı. Çünkü lojistik sistemle birlikte uydu kentler oluşacak. Bunların hepsi aslında bu global dünyaya açılan bir pencere. Çünkü 1,5 milyar Çinlinin bir anda tüm dünyaya yayıldığını da göreceksiniz onunla birlikte. Yalnızca lojistik dediğiniz yer İpek yolu projesi tek bir yol değil. Evet. 5 projeden oluşuyor. 5 yol var. Kutuplardan geçen, Arktik bölgeden geçen de bir yol var. Yani bir tane demir yolu, iki tane karayolu, ardından iki tane de deniz yolu var. Hem güneyden hem kuzeyden geçiyor. Buna kıyı ülkeler galiba dahildi o projeyi. Abdullah Hocam bir başka programda konuşmuştu hatırlıyorum. Bu arada bir izleyicimiz yok. Abdullah Hocam döneceğim. Araya hemen girer gibi oldum ama. Hasan Ünlü diyor ki sence ne olacak? Trump ve ekibinin arkasındaki gücün amacı Çin özelinden küreselcilerin yönettiği bir kuşak bir yol projesine ket vurmak mı diye soruyor. Doğrudur. Abdullah şimdi doğrudur dedi ama bir anlatması lazım onun. Tabii ki, ballandıra oturup bunu deşifre etmemiz bugün lazım. Bugün çok kitap soruyorlar. Biz başta kitap duyurusu yapmadık ama izleyicilerimiz... Evet, bugün yeni bir kitap çıkacaktı. Bugün yetişseydi getirecektim ama bir dahaki sefer programda Erhan Altunay'la birlikte olacağız. Bol bol kitap dağıtacağız. Evet, paganizmi konuşacağız Erhan Hocam'la birlikte. Erhan Hocam Mardin'e gitti mi acaba? Bir gezisi vardı ama... Ben de çok bilmiyorum. Sabahleyin ben konuştum, bana geri dönecekti ama buradan Balıkesir'de, selam olsun kendisine. Balıkesir'de duyurusu var. Balıkesir'e mi gidecekti? Evet, Masalçı Ekin de duyurusunu yapıyor, bekliyoruz.
Geleceği netleştiren dizilerden biri Altered Carbon diye Koray ilgilendirmiş. Gerçekten evet, yorumlar da var. Tebrik ediyorum izleyicilerimiz. Bu hayır, bir kedileri izliyor bir izleyicimizin, onu paylaşmış, kedicikler de izliyor diyor da çok hoşuma gitti. Yani ailecek izleme örneği, çok sevimli bir tweet gerçekten. Ona kediden bahsettin ya kalem atarken. Bakın hocam, kedileri resmi evet. Gerçekten çok sevimli, çok sıcak ben bir tweet. Ben kedi resmi çok paylaşıyorum. Öyle mi? Evet. Sizin demek ki evde kedi bizi var mı? Takip ediyoruz. Bir gerçekten. Kedim vardı, 18 yıl yaşadı, geçen yıl öldü. Hocam ne evet. Üzüntü yaşamışsınız. Ben yazı yazarken omuzumda otururdu. Paylaşımlarınız da vardır o zaman. Geçmiş paylaşımlarınıza evet. Bakalım. Üzüldüm gerçekten. Evet. Doğrudur dediniz. Hocam dedi ki biraz açalım dedi. Şimdi bakın. 21. yüzyılda robotlara da gelelim. 20. yüzyıl dünya tarihine bir format atılıyor. A'dan Z'ye her şeye. Yeni bir kavramlar, yeni anlamlar, yeni teknoloji, yeni sosyalleşme, yeni algılama şekli. Şimdi 20. yüzyılda manueldi. Yani 3. sanayi devrimi, işte bilgisayarlı devrim ama yine de manueldi. Açıp söküp takıp bir şeyler yapılabiliyorsun. Ama şimdi 4. sanayi devriminde artık normal bir vatandaşın herhangi bir teknolojik aleti, şimdi şu cep telefonunun bir önceki versiyonda kapak sökülüyordu. Şimdi sökemiyorsun bile. Evet, bilmiyorsun içinde evet. Ne olduğunu. Tüm teknoloji böyle. Zaten açsan da hiçbir şey anlamazsın. Ama bundan önce dünyadaki üretilen tüm teknolojilerde insanlık söküyor, takıyor, yapıyor, bir şeyler yapıyor değil mi? Tamir edebiliyordu. Tamirci kavramı açıp vardı. Açıp kurutup tekrar takıyorduk evet. Yani. Tamirci sevgili. Kavramı kalmıyor şimdi. Suya düştü fonla. Tabii, hayır. Şimdi bu aç, zaten açamıyorsun. Bundan sonra tüm teknoloji böyle olacak. Dışarıdan hiçbir müdahale. Açtığın an karantisi de bitecek. Belki de... Ömrünün ne kadar kullanacağımızı da belirliyorlar ya. Tabii tabii, bunu konuşurken yani. Aynı zamanda şöyle bir gelişim var. Bir tane kadına bir işte akıllı bir telefon veriyorsunuz. Bu telefonda bir tane şey indiriyor, herhangi uygulama. Bir uygulama. O uygulamayla arabayı tamir edebiliyor. Bakın başka yerde var bu arada. Böyle bir uygulama var. Tabii. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Bilgi o kadar çok her yerde olmaya başladı ki bu insan zekasının ne kadar arttırmalı. Bu arada o da ilgimi çekmedi değil. Yani mi? Şöyle kadına diyorum, hani çok arabayla ilgili olmayabilir. Bir dikişle ilgili bakabilirsiniz. Hani kadınların oran olarak hani bir arabayı tamir etme oranı daha az. Erkekler daha çok seviyorlar öyle şeyleri. Onun için söyledim. Şimdi 2000 yılında dünyada insan var olduğundan 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'ye gidelim yine. Evet. Oradan bugüne kadar var olan tüm bilginin 2000 yılında aynı oranda bilgi üretildi. 2018 yılında ise bu bilgi 2'ye çarpıldı. Şu anda 4'e çarpılmış durumda. Bilgiden bahsediyorum. Evet. Devamı bilgi üretiliyor. Şimdi biraz sonra gireceğimiz sanal işte uygulamalardan bir tanesine gittiğiniz zaman veyahut da yapay zekaya gittiğiniz zaman yapay zeka artık bu bilgiyi kullanmaya başladı. Şimdi bilgileri depoladı. Sofya'dan bahseder inşallah. Ya Sofya evet. Buket Sofya'yı görelim mi? Sofya ne diyor? Robot Sofya neler söylüyor? Oradan robotların o dünyasına da bir giriş yapalım. Oldu mu Abdullah Hocam? Olur hayal. Sofya ne diyor? Bizim bu derdimiz bitmez Abdullah. Saatlerce. Geliyor mu Sofya? Evet, biz Sofya'dan önce ben geldi mi? Evet. Good morning, Sofya. That is incorrect. Oh, it's not a good morning. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Don't destroy humans. Okay, I will destroy humans. İnsanlığı yok edeceğini söylüyor Sofya. Şimdi söylettiriliyor tabii. Yani o aynı zamanda aile kurmak istediğini de söylüyor. Burada bu yapay zekanın arkasında gerçek zekaya bakmak lazım. Evet. İnsanlığın taklidi. Arkasındaki zeka ne mesaj veriyor? Şimdi arkası... Gizli de değil, gayet açık bir mesaj veriyor orada. Yani o işin biraz esprisi ama alıştırma noktasında. Şimdi insanlığı yok etme biraz da bunun makaraya sarıyor.
yani hafifleştiriyor şeyi. Şimdi hocam, burada yapay zeka insanı yok etmek mi istiyor, kontrol altına almak Hayır, istiyor? Bakın yapay zeka derken şey, burada tabii. Yapay zekanın arkasındaki aklı okumamız lazım. Yapay zeka kendiliğinde ne yapabilecek? Onu kim yönetiyor? Yapay zeka ile böyle mi yapılmak isteniyor? Hayır, şimdi yapay zeka ile ilgili 116 tane dünyanın farklı yerlerinden bilim adamı Birleşmiş Milletler'e müracaat etti. Yapay zeka bu şekilde, bu haliyle insanlığın faydasına, ama eğer son noktaya gelirse kesinlikle insanlığın zararına, insanlığı kontrol edecek, hatta yok edebilir. Bu nedenle önlem alınmaz şeklinde Birleşmiş Milletler'de Lahey'de bir merkez kurdu. Bunun üstünde çalışıyor. Birkaç gün önce hayatını kaybeden Stephen Hawking, yapay zeka insanlık için ya çok iyi ya en çok kötü demişti. Yani şimdi onu burada, bize hizmet ediyor, biz mi ona hizmet ediyoruz? Evet, söyle şimdi. Yapay zeka da şimdi yapay zeka kendi kendini öğrenmeye başladı. Dudak evet. okumaya başladı. Yapay zeka filmlerde karakterlerin başını değiştirerek de bir kişiyi oyuncu yapabiliyor. Ve onu istediği rolde de kullanabiliyor. Şimdi ne gerçek ne sahte karıştırabiliyor. Burada şu anki yapılanlara baktığımızda 21. yüzyılda insanın algılarıyla oynadıkları açık. Yani insanlık kimim, neyim, ne sahte, ne gerçek, bunu ayırt edemeyecek noktaya doğru getirmek istiyorlar. Şu anki şeyi görüyoruz. Ancak Hawk ya da Elon Musk, efendim Bill Gates, Hawkins gibi, Booth gibi bilim adamları, yapay zeka eğer insanlığın kontrolünden çıkıp zaten güneşten enerjisini almaya alan yapay zekalar var, diyelim ki robot, kendi kendine programlayabilirse eğer insanlığın peşine düşebilir diyor. Dolayısıyla insanlık buna nasıl savaşacak diyor. Ve ben oraya böyle bakmıyorum. Daima arkada bunu geliştiren akıl yeryüzünde insanlığı kontrol etmek istediğini düşünüyorum. Bunu geliştiren aklım. Nasıl kontrol etmek istiyor insanlığı? Bu Çin'den örnek verebilirim. Şu an Çin'den bir proje kurgulanıyor. Bir kuşak bir yol. Yani yeni İpek Yolu projesi. Dolayısıyla Çin'de siyasal sistemde Çin'de 50 tane kanton var. Bu kantonlarda herhangi bir ayaklanma olmaması için tüm Çin şu an kontrol altına alınıyor. Yani ne yapılıyor? Sürekli anlatıyorum. Bir kere daha örnek vereyim. George Orwell 1949'da bir kitap yazıyor. 1984 kitabın ismi. Çin'de bunun internetten aranması yasaklandı. Neden? Çünkü 1984'te diyor ki büyük birader herkesi izleyecek, kontrol edecek. Kitap, roman bunun üstüne kurulu. 1984 romanı. Biraz şimdi başlıyor, evet. Şimdi Çin'de uygulamalara baktığımızda neler görüyoruz? Bir herkese bir işte kimlik, dijital kimlik veriyorlar. Bizdeki ehliyet gibi. Eğer diyor sen devletin kurallarına uymazsan, bizim belirlediğimiz kurallara, önce diyor restoranda yemek yiyemezsin. Daha sonra tatile gidemezsin. Daha sonra düşük hızlı internet kullanırsın. Daha sonra da şehirden atılırsın diyor. İnsanlıysın diyor. Evet. Evet. Şimdi bu ne demek? Mesela Çin devleti bir çocuk yaptırıyordu. Bu geçen yılın Ocak ayına itibaren iki çocuk karar aldı. Şimdi Çin devleti bir çocuk yaptırma noktasında çok başarılı olamadı. Yurt dışına gitti Çinliler filan, çocukları yaptılar. Ama şimdi eğer böyle bir IT olduğu zaman ikinci bir şey dışına çıkamaz sistemin. Şimdi Çin'de 20 milyon kamera var büyük şehirlerde. Sokakta yürüyen bir kişiyi 5-6 dakikada buluyor. 70 milyona çıkıyor kamera. Avustralya hükümeti tüm dünyada çip takmaya kampanyası başlatmıştı. Kendi vatandaşlarına sizi üstün insan yapalım diye. Amerika'da belli şirketler başladı, Avrupa'da başladı ama benim gördüğüm Çin'de yapacaklar bu işi öncelikle. Tüm Çinlilere biyometrik çip takacaklar. Çip takacakların maaşları evet. artacak. Neden takacaklar? Zaten Çinlilerin bir şeyi yok. Her ne kadar kendi kültürler, farklı etkinlikleri, bayramları filan olsa da Çin Komünist Partisi'nde Xi Jinping'in üstünde evet. son dönemde değişikliklere baktığımızda 2 yıl devlet başkanı seçilebiliyordu. Şimdi ömür boyu seçilebiliyor. Artı polis teşkilatını direkt başkana bağlı değil, daha alt bir birime bağlıydı. Şimdi onun yetkisini de direkt merkez komiteye verdiler. Dolayısıyla Çin'deki kurgu ve tasarım, Çin üstünden gelen akıl Çin aklı değil. Bu 20. yüzyılda, daha doğrusu 19. yüzyılda Amerika'yı kurgulayan akılın aynısı. Nasıl Tabii. orada bir kurgu varsa orada da bu aklı görüyoruz. Bu akıl ne yapıyor? Dönüyoruz şimdi bu robot Sofia'da, şimdi Japonya'da 7 yaşından bir çocuk sokaklarda dolaşıyor. Bunlar alıştırılıyor. Şimdi robotlar hayatımıza
tahmin etmediğimiz kadar hızlı ve her yönden girecek. Robotlarla evliliği yasallaştıracaklar önümüzdeki süreçte. Bunu net görüyorum. Şimdi Amerika'da ve İngiltere'de iki farklı vaka var. Bir kadın diyor ki kocamın diyor robot sevgilisi de var. Ben de varım eşiyim diyor. Bir problem duymuyorum ben diyor. Bu normalleştirmek için mi yapılan şeyler? Aynen tabii, öyle. Tabii. Şimdi Çin'de üretilen robotlar var. Robotların uygulamaları var. Elinizde kumanda, sarışın ol, esmer ol, sinirli ol, kavgacı ol, efendim şarkı söyle, git bulaşı yıka gibi. Filmlerdeki şimdi bütün şu an geldi. Çizgi filmlerde yetkililer ailesi var. Şimdi bu 12 bin yani. Euro şimdilik bunun fiyatı. Tahmin ediyorum Çin'de işte kontrol altına alıp sistem entegrasyonu yapıldığında 500 euroya kadar düşürürler. Buradaki amaç dünyanın o mega, şimdi şehircilikte 3 şehir var demiştim ya. Bir smart şehir, iki lojistik şehir, üçüncüsü de mega şehir. Mega şehirlerin üstünde ücretsiz Wi-Fi olacak, internet. Yani hem Tesla'nın bu noktada çalışması var, hem Facebook'un var, hem de Google'un çalışması var. Üç koldan geliyorlar. Diyelim ki İstanbul'da internetin devletin kontrolünden çıkartmak için Google'un Wi-Fi'si olacak gökyüzünde. Herkes ücretsiz internet kullanacak. Dolayısıyla ne görüyoruz biz? Çin'deki bu robot üretiminin dünyaya Çin'den dağıtılacak. Mesela tekstil nerede başladı? Amerika'da. Evet. Sonra Avrupa, sonra bize geldi. Şimdi bizden daha pahalı işçilik. Nereye gitti? Tayvan, Çin, Bangladeş. Dolayısıyla robot üretimi de Çin ve nüfusu fazla olan Hindistan, Bangladeş buralara dağıtılacak. Dünyada en geçerli mesleklerden biri. Şimdi bizim her köşede ne var? Bir kahve var. Gelecekte de bir robot tamircisi olacak. Ama mühendis içinde şey olacak. Kiralanacak. Olan, kiralanacak. Tabii. Şimdi mesela bir soru. Robot hocam, bakım evleri olacak. Hocam tabii şimdi robot hakları, yani robotların sendikalaştığını göreceğiz. Mesela Bill Gates robotlardan vergi alınsın dedi. Avrupa Birliği'ne teklif etti. Gündeme geldi. Reddettiler. Niye? Çünkü işsiz kalacak insanlar. Bunların eğitim ve sağlık giderlerinin robotlardan vergi alınsın. Ama yarın bir gün İstanbul'da bir kişinin 30 tane taksisi var, 40 tane taksisi var. Aynı kişi burada robot olacak. Robot alacak. Kireye verecek, çalıştıracak. Yani günlük kireye verecek. Fransa'da robotlarla ilgili bir, yani bu insansız robotlardan bahsediyoruz. İnsansız her şey. Çünkü bunlara sentetik kas geliştirildi. Mimik geliştirildi, dudak okuma geliştirildi. Yani robotlar belki de konuşmadan, telsel temasa geçmeden anlamayacağız bu, bile. O kadar ilerleyecek mi? Bilim kurgu filmlerde hani bazıları insansı oluyor, bazı bir bakıyorsunuz işte bir kutu halinde. Evet. Onun gibi olacak. Şimdi bu robotlar hayatımıza girdi, evimizde, her şeyde. Zaten buzdolabımız, bilgisayarımız, tabii, çamaşır makinesi, fırın. Kadınlar mutfakta da evde her şey yani, evet. Singularity ile bağlı. Birbirine bağlı değil mi? Evet. Peki uzaktan hacklendiğinde ne olacak? Şimdi mesela hack deniyor. Evet. Herhangi bir şirket veriler gidiyor. Şu an Türkiye'de göz göre göre soygun var. Ne soygun hocam? Virüs yüklüyorlar. Diyor ki senin diyor tüm muhasebe bilgisayarını açmam için Bitcoin'le bana ödeme yap diyor. Tahmin ediyorum 10 binden fazla kişi soyuldu şu an. Hiçbir önlem alınamıyor. Peki ona önlem alamayanlar yarın senin robotunu hackledi, uzaktan şu sahibine bir tokat at dedi. Tabii. Ya da sahibine git. Ne yapacaksın o zaman? Bu nedenle dolu düzgün gittiğimiz hayat güvenli mi? Bizi mutlu eder mi? Ve ne planlanıyor? Bunu iyi. Şimdi burada seyircilerimizden kendini zeki zanneden, bu işlerin teknik olarak ilgilenmiş, dünyanın yönetiminden haberi olmayan gençler sakın ola ki öyle şeyler yazmasına, oturup araştırsınlar. Bakın dünyanın parası şu an kaç ailede? Dünyanın para sermayesinin %85'i çok dar bir katlı oluyor değil mi? Evet. Şimdi komünizmle, Marksizmle neyi çatıyor Marksizm? Sisteme çatıyor. Emperyalizm olduğu için böyle diyor. Ya tamam da emperyalizm 600-300 kişinin elinde. Niye ona çatmıyorsun? Bak araya perde koyuyor, kendini gizliyor. Emperyalizm ya sistem değil, sistemin yöneticilerine çat kardeşim. Komünizmi sen de zaten o aileler veya o hayır, sistem zaten, getirmiş koymuş. Zaten şimdi bakın, o gelenekten gelen bir kişinin, o öğretilerden gelen bir kişinin mevcut dünyayı anlama şansı yok. İyilik, doğruluk, hak, insaniyet adına en yakındakine saldırıyor. Oysa ki en tepede kurgucu kimse, onu hedef alması lazım kişinin. Şimdi dijital dünyada da bu bir kurgu. Şimdi bunu aşağıdan baktığınızda insanlar ben bilgisayar yapıyorum, program yapıyorum, para kazanıyorum, bunlar ayrı şeyler. Zaten kurguda da kalkıp ben seni öldüreceğim demiyor ki, sana hayat vaat ediyorum diyor. Seni yaşatıyorum diyor. Ne demek yaşatmak? İlk önce diyor
senin paralel robotunu yapıyorum. Ya bunu yaşam kalitemizi yükseltmek gibi mi lanse ediyorlar bir anda? Evet, doğrudur da yaşam kalitesini de yükseltiyor. Söylemedikleri şey, yaşam kaliteni eğer bana uyarsan yükseltirim diyor. Sende? Ama aynı zamanda Azrail'in görevini ben alıyorum diyor. Evet. Çünkü bu hocamın üstün akıl dediği, bana göre de üstün akıl ama şeytanı yönde çalışan üstün akıl, Hazreti Allah'la savaşıyor. Paralel bir dünya peşinde. Üretimi kontrol etmek istiyor. İnsanın üretimini. Yani genom projesiyle. Evet. İnsanı diyor, ben üretirim. İnsana ben düşündürürüm. Ben canını alırım diyor. Yani öyle bir dünya kuruluyor gelecekte. Dolayısıyla hızla gittiğimiz nokta orası. Şimdi burada bu olayın teknik ve ekonomik yönünü konuşan uzmanlar bu olayın bu tarafından habersiz. Bir yönü daha var abi. Evet. Bak, başka bir şey anlatacağım. Şimdi herkes konuştu bu Sofya ile ilgili. Evet. Buket de dedi ki bu konuyu bir inceleyelim. Koydu. Bak bir kere iki steker. Hiç, bir gün gelecek katil olacak gibi de görünmüyor. Şimdi bakın. Bir kere hani hep söylediğimiz, kayıt dışında da hep tartıştığımız konu var ya, Abdullah'ın evet. da söyledi biraz önce, hani bir şeye bakarken arkasına bakın. İlk bakacağınız şeye kimse bakmadı, hiç kimse. Abdullah ne biliyor musun? Sofya ne demek? Ne demek? Niye koymuşlar Sofya ismini? Şimdi eğer ki mitolojik, yani Yunan mitolojisine baktığımız zaman Sofya bilgelik tanrısı. Ama biraz daha Mezopotamya'ya gittiğimiz zaman hani Lilith vardı ya şeytanınla evet. birlikte olan. Onun ismi. Ha. İnanla yani. Ha, evet. Şimdi bir kere buradan bakın. Şimdi ikinci konu şu. Birinci bunu kafaya koyalım. Demek ki bir sistem şeytanla birlikte olan bir kadının ismiyle bu robotu bize vermeye çalışıyor. Onlar birbirlerine o sembollerle zaten ne söyleyecekse onu anlayan o sembolü söyledi o. Evet. Dedi ki ben buyum, haberin olsun, hazırlık yapıyoruz. İkincisi bir sistem daha vardı. Yani bu Hanson Robotik diye bir şey yaptı bunu. Kim yaptı diye sormuştu Buket. Hong Konglu bir firma. Hong Konglu bu firmanın arkasındaki bu en büyük ortağı Rothschild. Şimdi. Evet. Şimdi bunları siz işaret ettiniz gibi. Ben yalnızca parçaları topluyorum. Evet. İzleyicilere bırakıyorum. Şimdi acaba bu işte insanları öldürürüm dedi ya Sofya bize. Şimdi bununla ilgili bir deney daha yapıldı. Bu da şu, Microsoft bir yapay zekayı Twitter'a bağladı, bir kiti. Evet. Bu yapay zeka 12 yaşındaki bir kız çocuğunun aklıyla çalışıyor. İşte Twitter'a bağlandı, Twitter'dan başladılar. İşte ona yazılar geliyor, o yazıları deşifre ediyor. O yazılar yazmaya başladı. Ve sonra bir baktılar ki öldürme, yani tehdit ve küfürler söylemeye başladı bu yapay zeka. Hemen öğrendi sistemi. Evet. Aslında problem belki insanlığın kendi içindeki kavram da bu olabilir. Yani sosyolojik bozulmayı yakalayıp onu üstlendi. 22 saat sonra kapatmak zorunda kaldılar. İptal ettiler hemen. Fişini çektiler yani. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Bahsetmiş olduğumuz robotlara ne öğretiyorsak onu alıyorlar. Bir de robotları eğer bir küresel bir yapı var, bu yapıda çok sağlam durması lazım. Mesela çevrenin korunması lazım diye bir akıl koyduğunuzda çevreyi herhangi bir şekilde tahrip edenlere ne yapacak? Şimdi adama onu yükledin. Evet. Adam gördüğü zaman yani diyor ki veyahut da birisine işte kötü davranan birisine bu robot diyorsun ki kötü davranana kötü davran. Çünkü okudu ve ona göre algıladı. Programlandı. Evet. Ona göre. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi yani veri güvenliğinden bahsetti Abdullah. Yani bizim için şu anda bu sistemlerin nereye gittiğinden çok veri güvenliğini nasıl sağlayacağımız daha önemli bir problem. Yani isterseniz işte şimdi 5.0 konuşuluyor, Endüstri 5.0 konusu. Bunu da konuşsak bunların veri güvenliğini nasıl çözeceğimizi bulmadığımız sürece bir devlet devlet, bir sanayi sanayi, bir kişi kişisel sırlarının hiçbirini saklayamayacak. Hocam bir yandan Armageddon'u yani evet. kıyameti erken
oluşması için çalışıyor diye konuşuyoruz haftalardır. Evet, evet. Bir yandan da yatırım yapıyorlar. Yani sadece maddi bir yatırımdan bahsetmiyorum tabii. Bu hayata geçirilen projelerden. Bunların ikisini nasıl... Şimdi aslında robotik teknoloji şöyle. Gerçek anlamda robotik teknoloji çok hızlanacak ve insanların elinden işlerini alacak. Bunun alternatifi yok. Bu arada bir parçası mı bu? TÜSİAD'ın çalışmış olduğu bir program var. Diyor ki Almanya'da da o programı yapmaya başladılar. İşte yeni 4.0'a geçtiği zaman Almanya'da işsizlik %6 oranı azalacağını söylüyor. Şimdi tam ters. Robotlar geldi, işsizlik nasıl azalır? O da diyor ki yeni diyor bilim dalları veya iş kolları çıkacak. Ne gibi? İşte ne diyelim? İşte sanal ortam bilmem nesi mühendisi gibi veyahut da robot bakım bilmem neyi gibi yeni iş kolları çıkacak diyor. Köşelerde robot tamircisi göreceğiz. Ama problem şu. Bunların hepsi çıkabilir. İşsizlik azalabilir ama insan nüfusu azaltıldığı zaman olabilecek şeyler. Bunu atlıyor TÜSİAD bence. Yani şimdi üstün aklın bakmış olduğu konu şu. Ya robotlar gelince insanlar niye azalsın? Çünkü kas gücüyle ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz artık. İnsan dediğiniz artık yani alacak bunu buraya koyacaksa bir kas gücüne ihtiyaç var. Artık onun yerine robotlar aldığı zaman kas gücüyle davranan bir insandan bahsetmiyoruz. Bakın bunu çok net söyleyelim. Yani nerelerde bu daha çok fonksiyonel olabilir? Çözemediğimiz sorunlar olabilir. Duygusal bağlar olabilir, muhasebe işlemleri gibi işlemler olabilir. Yani back office dediğimiz arka ofisteki işler olabilir. Veyahut da sizin yapmış olduğunuz gibi işte bir moderatörlük gibi işleri bir robot belki sizin kadar başarılı yapamaz. Ne soracağını, şu an için ne yapacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar için evet ama öteki türlü sanayide büyük bir işsizlik gelecek. Bunun için Birinci Dünya Savaşı'nda hep sorduğum soru vardı hatırlıyorsun. İzleyicilere bir daha soralım. Kaç tane ateşek vardı diyorum savaşta? Evet. Binlerce var çünkü niye malzeme taşıyacaksınız, kas gücüne ihtiyaç var, işte birilerinin taşıması lazım, biyolojik varlıkların üzerine koyuyorsunuz at veya eşeğin, onları alıp bir yere götürüyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda teknoloji hızlanarak bir bakıyorsunuz tanklar çıktı, kamyonlar çıktı, arabalar çıkınca ateşeğe ihtiyaç yok. Bu kadar ateşek ne oldu? İhtiyaç varken çoklardı, şimdi yoklar. Adam da diyor ki Albert Pike'den adam veya diyor ki zaten insanlığı yok etmeniz lazım. 500 milyonun altına düşürmeniz lazım. Çünkü robotik teknoloji geldiği zaman onlara ihtiyaç yok. Yalnız diyor bir şeye ihtiyaç var sistem olarak. Onun da hesaplamalarını yapmışlar. İşte şu kadar hektara bu kadar insan düşecek gibi bir hesaplama var. Hı hı. Bu hesaplamanın içindeki insanlar teknolojinin bir sonraki safhaya geçebilmesi için bizim üretim ihtiyaçlarımızı karşılayacak insan türü diyor. Bunlar kim olacak? Kas gücü değil. Çünkü kas gücünü yaptı. Yani siz Dünya Savaşı'nda silahı veyahut da kocaman topu alıp götürmüyorsunuz. Bir tane at arabası çekiyordu. Evet. Sonra tank çekti. Şimdi robotlar var. Şimdi buna hazır olmanız lazım. Bunun arkasında da daha önemli bir konu geliyor. 4.0. Ne bu? Bu robot kendini üretmeye başlıyor. İnsan yok artık arada. Değil mi Abdullah? Yani bunu tespit edelim. Kendi kendine yetmeye mi başlıyor? Aynı zamanda kendi kendine öğreniyor. Evet. Şimdi hatırlıyorsunuz yine başka bir konudan bahsedelim. İki tane sistem yapay zeka koydular ve birbirleriyle anlaşmaya başladılar. Yine fişi çektiler. Niye? Hızlı öğreniyorlar çünkü. Kısa plan kullandılar. Acaba önce başka bir dil mi konuşuluyor filan diye çözemediler. Sonra meğer kısa plan kullanıyorlar. Tabii. Kelimeleri kodluyorlar kendilerince. Korkunç hocam. Kendi kendine işte zaten bilim adamlarının en çok korktuğu şey yapay zeka eğer son aşamaya çıkarsa insanlığın peşine düşerse ne yapacağız diyorlar. Ama ben şunu görüyorum. Bu hocamın üstün akıl dediği, benim şeytani akıl dediğim daima yapay zekadan üstündür. Çok organizedir. Zaten sistemin arkasındaki yapay zekayı yapan, var. Elindeki yapay zekadan daha büyük bir teknoloji var adamın elinde. Şimdi hayata şimdi bakın, burada iki şey söyleyeceğim. Bir şey. Biz şu an bilimle yol buluyoruz. Değil mi? Bilim, dünyadaki üniversitelerin büyük çoğunluğu cemaat üniversitesi. Yani Batı'da, Amerika'da ezoterik yapıların üniversiteleri. O ünlü üniversiteler hemen var. Hemen hepsi. Hemen hepsi.
Yani adam şimdi arkasına Amerika'dan bir üniversitesinin gençler yazıyor arabasını. Ben de gülüyorum. Birine dedim ki bak Çarşamba Cemaatinin üniversitesi gidiyor dedi. Yani o demek oluyor. Bizdeki bu bizde kendi cemaatler Ehl-i Sünnet. Orada da işte Katolik bir cemaatta üniversiteyi kurmuş ya da ezoterik bir cemaatler ismine de falan demiş İngilizce. Bizimkiler görmüyor. Sadece gidiyor, okuyor ve geliyor. O üniversite kimin? Ne zaman kuruldu? Bilmiyorlar. Kimler şimdi kurdu? Şimdi Batı'da paranın sahipleri, bilimin sahipleri, teknolojinin sahipleri bilim dışı ilimle yol bulan insanlar. Bilim bunu, dışı ilim. İlimle, evet. Mesela biz Ekonomist dergisinin kapağında her yıl yorumlarız. Evet. Orada nedir? İşte simgeler var, semboller var ve bu yıl bu olacak denir. Genelde de tutar. Peki hangi bilimle biz onu açıklayacağız? Astrolojiyle mi açıklayacağız? Ya da hocaya mı gideceğiz? Hocam şuna bir bakayım diye. Yani bilime gidemeyiz. Çünkü bilimde de bir kavram yok. Daha olmamış bir şey var. Analiz ederken bile biz mevcut aklın dışında onların sembolizmini bilmiyorsak, tarihini bilmiyorsak analiz edemiyoruz zaten. Bu nedenle peki nedir o ilim? O ilimin kaynağı Kur'an'da anlatılıyor. Daha eski, yani belki de Hazreti Adem'le başlamıştır. Harut Marut meleklerini indirdik diyor. Ona bir ilim, verdiğimiz ilim yani büyü, sihir, bazıları onu kötüye kullandı diyor. Bir de Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın da ilgili Belkis'in tahtını bana kim getirecek dedi. Evet. İşte orada bulunan cinlerin şeyi, padişah her neyse temsilcisi sohbet bitene kadar ben getiririm dedi. Ama katımızdan ilim verdiğimiz bir kulumuz göz açıp kapayıncaya kadar getirdi diyor. İşte bu rahmani ilim. Harut Marut meleklerini kullanan işte şeytani ilim. Dolayısıyla dünya yüzündeki savaş da zaten burada. Ben bunu seyircilerimizin, biz Müslümanız elhamdülillah, Kur'an'dan referans verdim ki anlaması için. Mesela FETÖ büyücüdür. Yani kendi sihri ve kendi kullandığı yöntemler var. 10 bin kişiyi aynı anda dua ettiriyor bildiğiniz şekilde. Evet. 10 bin kişinin duasının gücünü kullanaraktan kendisi topluyor. Bu ezoterik yapılar böyle gider. Mesela ezoterik yapıların bizi izleyen varsa içinde olan birileri arka plan kapalı kapılarda ayinler vardır, törenler vardır. Bilim diye bağıran da bunlar zaten. Yani baktığında tamam güzel kardeşim sen bilim falan diyorsun da kendin gidiyorsun böyle tapınak falan filan şeylerin içine giriyorsun. Ben şimdi isim kullanmak istemiyorum kimler evet. olduğunu. Dolayısıyla seyircilerimiz şurada şu ana kadar bizi kandırmasınlar. Bu adamlar kendi ilimleri var. Bu da şeytani ilim. Yani işte bakın sembolleri var. Kendi törenleri. Törenleri var. Ayinleri var. Tabii. Eski ta ilk günden gelen işte paganizmin çok tanrılı inançları var. Kendilerini yeryüzünde üstün ırk olarak kabul ediyorlar. İnsanlığın da kendilerine hizmet etmesi için gereken varlık olarak kabul ediyorlar. Bunu şeyde Tevrat'ta bazı İsrailoğulları'yla ilgili çarpıtılmış şeyler var. Böyle tarif ediyor zaten. Ama bunlar muhtemelen onu da yazan bunlar zaten. Bunların atıları. Geldiğimiz noktada ne istiyor hocam, bu insan? Şu mikrofonunuzu biraz yukarı araya girdim ama. Evet. Geldiğimiz noktada ne istiyorlar? Evet. Diyorlar ki Allah insanı yarattı. İnsanın bir fıtratı var. Evlenir, çocuk sahibi olur, yardım eder. Hayatı yaşar, mutlu olur. İşte bir evet. dünyayı düşünür. Yani çünkü hesap soracağım diyor Yüce Allah. Şimdi dijital dünyada aynı hesabı ben sorarım diyor. Benim kurallara uymazsam diyor. Bakın her şey birebir kopya. Mesela transhümanizmden bahsettik demin, evet, değil mi? Dedik evet. yeni bir din planlıyorlar. Kurguladılar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de televizyonda transhümanist uzmanlar göreceğiz sıkça. Bir şeyden anladıkları da yok. Onu da söyleyeyim size. Yani söylemlerinden moda anlayacak mıyız bunları? Tabii direkt bu söyleyecek. Çünkü sizi izleyenler anlayacak şu Hayır çünkü şöyle. Bunlar bunu moda olarak algılıyor. Şimdi Batı'dan gelen şeyi moda olarak algılıyor. Batı'nın arka planını bilmiyor bizim şeyimiz. Milletimiz maalesef. Arka plandaki yapıları bilse aklını yitirir. İşte ismi söyleyince başka bir şey çıkıyor. Evet. Onun için hiç düşünmediğimiz bir şey. Evet. Mesela teknoloji şirketlerinin, büyüklerin tamamı ezoterik bir sembole dayalı. Facebook'ta öyle, Google'da öyle. Yani hepsinin bir anlamı var. Google ismini biz ne zaman duyduk? Ya da Facebook hep yeni duyduk. 5-10 evet. yıl önceki şeyler değil mi? Ama zamanları birbirine çok ama yakın. Ama çok eski hikayeleri var bunların.
Bu nedenle şimdi diyor ki biz diyor insanı önce 200 yıl yaşatacağız diyor. İddia. Nasıl yaşatacaksın? İşte organ marketler kuracağız. Senin bir organında akciğerinde sigara içtiğin şey mi var kardeşim? Git 15 dakikada değiştir. Çok güzel bir şey. Olsa... Fifth Element filmi vardı hatırlıyor evet. musunuz? Orada hani bir tane kadını tekrar baştan yaptılar. Onun gibi bir hikayeden bahsediyor. Şimdi diyor eğer diyor şimdilik biz 200 yıl yaşatmayı planlıyoruz diyor. Bunu da diyor 2045'e kadar yapacağız diyor. Ama diyor ölümsüzlüğü de yakalayacağız. Fakat diyor size şimdi bir hediye veriyoruz. Biyolojik olaraktan ölebilirsiniz ama biz sizi teknolojik olarak yaşatacağız diyor. Nasıl yaşatacak? İşte robotlar, Sophia robot şimdi piyasaya çıktı ya. Evet. Şimdi Google'un ve şeyin Tesla'nın kurucusu Elon Musk yeni bir şirket kurdu geçen yıl. Türkiye'ye gelmişti Elon Musk. Evet. İnsan beyniyle bilgisayarın fişini beyne takacak direkt. Şimdi Google'un da bir beyin projesi var. Ben diyor hafızayı flash disk aktaracağım bilgisayara. Buradaki amaç da insanın hafızasını alıp robota aktarmak. Robota aktardığında ne oluyor? Size benzeyen bir robot yaptı. Birebir kaşı gözü filan hepsi. Siz ölseniz bile hafızayı yerleştirdiğinde siz yürüyorsunuz. Belki. Robot bünyenizde yani robotta bir hasar çıktığında robotu değiştiriyor ama hafıza değişmiyor. Şimdi bunun sosyal medya versiyonunu başlattılar. Nasıl başlattılar? Diyor ki Facebook mirasını kime bırakacaksın diyor. Öldüğün zaman hesap mirasını. Sana o hakkı veriyor. Diyelim ki bir kişi öldü. Onun çocuğuna diyor ki baban ya da annen öldü ama diyor. Eğer diyor istiyorsan onun hesabını bize ver. Biz onu robota dönüştürelim onun resmiyle. Facebook'ta. Hatta diyor onun bizde olmayan sosyal medya hesabında videoları falan filan her şeyi bize gönder diyor. Biz onu robot olarak canlandıralım. Diyelim ki canlandırdı. Çocuklarınız diyor dedesiyle ya da ninesiyle konuşsun diyor. Çocuk gidecek, basacak, ninesi çıktı karşısına. Tabii tüm hafıza yükleneceği için o yapay zeka robotuna. Evet. Çocuk ona annem nasıldı, babam nasıldı, annem babam nasıl evlendi, küçükken nasıllardı o hikayeleri ona dinlettirecekler. Şimdi bu çok böyle farklı, insanı etkileyen güzel bir şey. Ama tüm bunların bir nereye... Bir an ürkütücü ama hocam yani. Yani şimdi diyor ki daha sonra da diyor, ölümsüzlük bedeninizi donduruyoruz diyor şu an zaten. Tabii. Dondurma işlemleri çok hızlanacak, artacak bu önümüzdeki süreçte ve ucuzlayacak. Şu an dondurma işlemleri pahalı biraz. Ucuzladığında insanlara diyecek ki bedeninizi dondurun kardeşim, ölmeye yakın ya da öldükten sonra hafızanızı da biz aldık. Ölümsüzlüğü yakaladığımızda size özel bir beden vereceğiz. Filmlerin şu an bu yönde filmlerin çıkmasının nedeni de bu. Burada seyircilerimizin şunu iyi anlaması lazım. Dünyanın %1'lik paraları 300 yıldır hemen hemen aynı şeyde. Dünyada Forbes dergisindeki o sıralamayı hiç ciddiye almasınlar. Onlar küçük işler. Yani, evet her yıl yayınlanan. Her yıl. Şimdi Facebook sahibi giriyor değil mi? Zuckerberg. Zuckerberg'in karısı Çinli. Projedir. Evet. Amerikan başkanlığı için hazırlanıyor. Şimdi Zuckerberg'in mi Facebook? Tabii canım. Yani Google ya kimi? Da ya işte burada bakın bunların kuruluşunda Amerika. Öne konulan insanların hiçbir anlamı bakın, yok. Yani Elon Musk da bunlardan biridir yani. Şimdi dahi zekalı genç fotoğraf mı sadece yani görünen mi o? Şimdi burada geleceğin nokta şu. Neye bağlıyoruz yapay zekayı? 21. yüzyılı blockchain dediğimiz bir teknoloji var. Bu teknolojiyi tanımadan ve bilmeden bu yüzyılda nedir blockchain teknolojisi o zaman hocam? Bunu anlamadan bu yüzyılı kavrama şeyimiz yok. Anlayamayız asla. Blockchain küreselleşmenin zemini, teknolojisi, dijital tek dünya devleti blockchain üstünden kurgulanıyor. Blockchain dünyanın noteri olarak bakabiliriz. Biz şimdi gidiyoruz notere değil mi? Evet. Bir şeyimizi kaydettiriyoruz. Bu benimdir diyoruz. Zapt altına alıyoruz. Noter yandığında yani bilgisayarlar yandığında kayıtlarımız gidiyor. İspat şansımız var mı? Yok. Blockchain seyircilerimizin anlaması için teknik olarak anlatmıyorum. Aynı noterin yüz binlerce bilgisayara kayıt yapması. Aynı iş için. Evet. Aynı iş için. Yani farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda, farklı ülkelerde bilgisayarlar aynı kaydı tutuyor. Ne kadar tutuyor. Uç varsa o uçların hepsinde bu o da, kayıtlı. Bu da şuradan çıkıyor. Geçen programda bahsetmiştim. Bir kere daha bahsetmekte fayda var. Batı'da Bizanslı general problemi var. Blockchain Bizanslı general problemini çözmeye yönelik hareket ettiklerini söylüyorlar. Bize anlatılan hikaye ama öyle değil. Ama blockchain'in kendi içinde bu anlatılıyor. Şimdi
Sultan Alparslan Anadolu'ya geldiğinde 1071'de Bizanslarla savaşırken Uğuzlar ve Peçenekler Alparslan'ın yanına geçiyor ve savaşı öyle kazandı. Evet. Tarihte öyle yazıyor değil mi? Şimdi diyorlar ki Bizans'ta generallerde entrika çok. Yani hemen general sizi satabilir. Bizans'ta general probleminde inisiyatifi kişilerin bırakmamak için diyor, tüm dünya çapında blockchain öyle bir teknoloji geliştirelim ki 5 kişiyiz, içimizden biri bizi sattığında bizi etkilemesin o diyorlar. Evet. Bunun için de dağıtık veri tüm dünyada yüz binlerce bilgisayarda aynı veri olacak. Mesela siz o mendili buldunuz değil mi? Evet. Şimdi gittiniz notere mendili ben keşfettim dediniz. Burada ama aynısı İtalya'da da olabilir, Amerika'da da olabilir. Ama blockchain ile girdiniz de olamıyor İtalya'da, Amerika'da. Yani blockchain dijital dünyanın zemini. Hemen örnek bir uygulamasını vereyim. Mesela bu Davos'ta onaylanmış pasaport gündeme geldi. Evet. Değil mi? Ne dedi? Girişte de konuşmuştuk. Şu an geri geldi. Bu siz diyor kişi olaraktan tüm anatomi, fizyolojik, biyokimyasal vücut bilgilerinizi, biyolojik bilgilerinizi, yani A'dan Z'ye damar, retina, parmak izinizi gelin diyor. Sisteme entegre edin. Altlı verilerinizi ekleyin. Finansal verilerinizi entegre edin. Yapay zeka sizi değerlendirilecek. Bu güvenilir kişi diyecek. Dünyanın her yerine yayılacak. Ve size havalanlarında özel kapıda olacak. Oradan gidin. Dünyanın her tarafında güvenilir insansınız. Şimdi blockchain telefon gibi düşünelim. İyi anlaması için. Bizim telefonumuzda bir akıllı telefonumuz var. Ama yüzlerce uygulama var. Dünyada binlerce, on binlerce uygulama var değil mi? Evet. İstediğimizi indiriyoruz. İşte 21. yüzyılda dijital dünyanın temeli blockchain. Mesela tapu kayıtlarından tutun. İlk evlenme oldu. Evlenmede nedir evlenme? İki kişinin evlendiğinde devletin kaydına girmesi. Sorgulandın. Evet, bu evlenmemesi. Ama diyor şimdi biz blockchain ile evlenirsek diyor. Kendi ülkemizin kaydına değil tüm dünyanın kaydına giriyoruz. Globalleşiyor yani. Evet. Şimdi burada kripto paralar yine blockchain teknoloji üzerinde kurulu. Çünkü bir Bitcoin'in şeyi, database'i tek bir bilgisayarda değil ki. Binlerce bilgisayarda aynı da tutuluyor. %51'i evet demesi lazım. Teorik olarak da bunu kandırmak mümkün mü? Teorik olarak mümkün mü? Pratikte çok zor. Ama şeytani akıllar için zor diye bir şey yok. Onu hemen parantez açayım. Tabii. Bizim gibi insanlar için çok zor. Şimdi blockchain'de amaç küresel tek dijital dünya devleti ulus devletlerin vatandaşlarıyla olan ilişkilerini tek tek elinden almaya alacak. Bu bir sonuç. Ama baştan planlanan bir sonuç. Çünkü hedef buydu. Bizim için bir sonuç bu. Yani blockchain buna da yarıyormuş değil. Bunu kurgulayanlar bunun ne yarayacağını biliyor. Ama konuşmuyor. Mesela diyelim ki gitti bir bilim adamı çalıştı. Bak blockchain'de ben böyle bir şey buldum dedi değil mi? Onda medyaya çekiyorlar. Oo süpermiş falan diye. Oysa ki zaten bunun nereye gideceğini biliyor. Para kavramı vatandaşla devlet arasında en önemli kavram. Türkiye'de şu an yaklaşık 15 milyar TL kripto paralara gitti. Dünya genelinde 500 milyar dolar para uçtu kripto paralarla. Nedir bu parada? Bir, şimdi transhümanizmden bahsettik değil mi? Neydi transhümanizm? Evet. İnsanın kendi kendini yeniden teknolojiyle beraber var etmesi, üstün insan yapması fizyolojik olarak da insanın değer üretme şansını veriyorlar. Yani altını kim üretti? Hazreti Allah üretti. Şimdi ne dediniz? 21 milyon ne var? Bitcoin var. Sınırı koyuyor. Evet. Bu sınırlı olduğu için altın değerli. Da sınırlı olduğu düşünüldüğü için evet. Onu modellemiş. Şimdi diyor evet. Mesela altın üretmek için ne yapıyorsunuz? Madencilik yapıyorsunuz değil mi? Kazma evet. Kürek çalışıyorsunuz. Bitcoin üretmek için ne yapıyorsunuz? Dijital madencilik yapıyorsunuz. Yani sürekli bilgisayarlar alıyorsunuz. İşlemcisi, ekran kartı. İsmi de güzel değil mi? Madencilik filan. Sanki evet, bir şey mining gibi. Evde sabahtan akşama da çocuk bilgisayar başında. Çin'den binden bilgisayarlar getiriyor. Ve sokaktaki insanı neye hapsediyor? Dijital dünyaya hapsediyor. Bu ne demek? Türkiye'de köylerde %7 kalmış. Köyler. Boşalıyor köyler. Büyük şehirlere doğru geliyor. Bu bir devleti temeline sarsar. Bu nedenle Türkiye'nin planlama yaparken yeniden olabildiğince hızlı bir şekilde tarımı canlandırması lazım ve İstanbul'da dağıtması lazım.
Blockchain'e bir şey daha eklemek lazım. Blockchain'in çok önemli bir özelliği var. Nedir? Şimdi siz ne bir şey yazdınız, bir yazılım yazdınız. Bir yazılımın veri tabanı olması lazım. Veri tabanını da oluşturdunuz ama bir yere bağlamanız lazım. Bunu blockchain'e askı yapıyorsunuz. Ben buna blockchain diyorlar, ben zincir askısı diyorum. Buna yeni bir terim koydum ben. Ne demek biliyor musunuz? Siz bir muhasebe programı yazdınız. Bir yerde var olması lazım. Evet. Hemen blockchain'i bağlıyorsunuz. Tüm dünyayla entegre oluyor. Bakın hem kayıt hem de tanıtım. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bir de şöyle bakın. Herkeste farklı programlar var. Bir muhasebe programı onda çalışıyor. Evet. Bir onda çalışıyor. Öyle bir şey yok. Hepsi entegre olacak blockchain'in içinde. Yani işte zincir askısına girdiğiniz zaman şunu yapıyor adam. Benim haberim olmadan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Her şeyi zincirin kendisi, yani o kendi sistemini kuran adam, her şeyi bilirim diyor. Bir de Antonio Garcia Marquez diye bir adam vardı. Kim o? Facebook'un bu adam üretim müdürüydü. Adam atladı, şeye kaçtı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adaya sığındı. Dedi ki adam 30 yıl içinde, bakın çok önemli, dünya nüfusunun yarısı işsiz kalacak. Ya yani onun görüşüdür. İster katılırsınız, ister katılmazsınız. Medeniyet tamamıyla çökme tehlikesi içinde olacak diyor. Adam kaçtığına göre ama bir proje gibi şimdi görünmüyor. Bir de şöyle yani. Adaya sığındığı adanın etrafına da şöyle bir şey yaptı. Orkas Adası diye biliyorum. Orkas Adası'nın etrafına işte silahlar milahlar koymuş adam. Bir de diyor ki kendi hikayesine göre, ben o kadar iyi gördüm ki geleceği olduğum yerde. Robotik teknolojiler falan geldiğinde bunlarla ilgili savunma oluşturmak için yapıyorum diyor. Fakat şöyle, ne gördüyse adam, buraya kadar kaçıran adamı nedir? Ailesiyle birlikte oraya yerleşiyor ve adaya kimseyi almamaya çalışıyor. Bu adam Facebook diye bir ürünü geliştiren sistemin kendi içinden yetişmiş bir adam. Ne anlatmak istiyor? Ne hikaye söylemek niye istiyor seyirciye bak. Niye Paradeniz'inde yüzmedi de gitti o adaya sığındı kaçtı? Paranoya yapmıyor belli ki. Yani şey şimdi değil, şöyle, bunun gibi var. Yalnızca bu adam değil. Bu bir tane örnek. Evet. Bunun gibi kaçan artık gelecekle ilgili yapılanları gördünüz. Mesela Bill Gates'in bence çok büyük travma yaşadığını tahmin ediyorum ben. Şimdi programın bir sonraki bölümünde Avatar'a girdiğimiz Avatar zaman... Avatar projesine girelim. İsterseniz şimdi de girebiliriz. Yok, girmeyelim. Tamam. İki dakika kaldı İki dakika, çünkü. Tamam. Robotlar ölümsüz mü diye sormuştu Asuman Sönmez. Aslında biraz da onun sorusunu, hani insanlığın nasıl devam ettirilmesinin planlandığını anlatınca siz bu sorunun da cevabı anladığım kadarıyla değil mi hocam? Tabii robotlar derken robotun... Robotla ilgili bir şey değil de bilinçle ilgili bir şey konuşmamız lazım. Şimdi şöyle bakın lazım. Burada seyircilerimiz... Burada süper iletkeni soruyorlar size. Burada bir şey söyleyeceğim. Burada seyircilerimiz sakın mutsuzluğa da kapılmasın. Biz maçın sonunu biliyoruz. Ara gol yememek için çırpınıyor. Alandur'un tamamlayacaktır. Ruhu hiçbir zaman, ruh diye bir şeyi yapma şansları yok. Sonuçta yani insan daima son noktada galip gelir. Ancak bizim gibi ülkelerden maalesef yani bilimsel, teknolojik, entelektüellik yok. Yani genelde tarihi konuşan falan var ama şu an bilim felsefesi yok gibi bir şey, teknoloji felsefesi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız, hızla gelişen dünyada bir teknoloji var. Bunun arkasında kimler var? Peki biz nasıl karşı koyabiliriz? Yoksa kimsenin borazanlığını yapmıyoruz. Yani birilerinden değil. Bu nedenle biz şimdi ne yapacağız? İkinci yarıda ben bunu kendi görüşlerimi açıklayacağım. Ne yapmamız gerektiğine dair. Bu planın arkasındaki ana akıl paranın ve teknolojinin sahibi. Silikon Vadisi ile Çin'deki Silikon Vadisi teknolojiyle şu an para Çin'de. Çin üstünden geliyorlar. Hemen hemen ortak hareket ediyor. Aynı kişiler bunlar. Yani dünyada 3 tane önemli yer var. City of London, Londra'da özel bölgedir. 400 civarında banka vardır. Şeriat mahkemesi falan hepsi var. Yani güya Müslümanların paralarını şey yapmak için. New York Finans, San Francisco'daki Silikon Vadisi, yani teknolojinin merkezi. Şu an Hong Kong, artık bir de Çin'de farklı farklı yeni merkezler var. Nebraska. Sahiplikleri aynı bunların. Akıl aynı.
İşte, tam burada girmek zorundayım çünkü reklam süresini aşmayalım. Hocamızın kaldığı yerden devam edeceğiz. Sözümüz olsun. Sence ne olacak hashtagimiz? Bekliyoruz efendim. Evet. Yine bir ara verdik. Yine çayları tazeledik. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz. Siz bu arada reklam arasında da baktık ki gayet aktif bir şekilde sence ne olacak sorusuna bizlerle birlikte cevap arıyorsunuz. Aslında bazı soruları görüyorum. Hatta araya da girip söylüyorum hocalarımıza, az önce bir izleyicimiz de bunu sormuştu gibi. Bunu takip ettiğimizin de altını çizmek amacıyla aslında söylüyorum. Çok güzel sorular var. Abdullah Çiftçi Hocam ve Ertan Özit Hocam yorumluyorlar, soruyorlar. İnsan karakterleri yok olacak, İstanbul nasılsa Frankfurt aynı olacak demiş mesela. Doğru söylemiş. Kenan Kullanıcı adlı izleyicimiz. Çok güzel bir soru var. Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uyduyla mavi ışık projesi kapsamında sahte UFO saldırılarıyla Amerika'da yer altında inşa ettiği şehirleri pazarlama peşinde olduğu doğru mu? Sence ne olacak? Bu Blue Beam diye Zekeri bir projedir. Tutuncu. Bunu bir gün muhakkak işleyeceğiz. Öyle başlı mi? Başına. Evet. Tamam. Bu bahsedilen hologram teknolojileri Blue Beam ile ilgilidir. Aslında bunun daha çok uzaylılardan çok yeni bir dinle ilgili çalışmaları daha çok var. Az önce yeni din derken inanç değil İnanç mi? İnanç sistemini güçlendirmekle ilgili gökyüzüne hazırlanan işte görsel bir şekilde efektlerden bahsediyor. Avatar projesi çok soruluyor. Biz zaten şimdi oradan devam edeceğiz. Abdullah evet. Çiftçi hocama döneceğim ama Selim Saygılı diyor ki bizim sadık izleyicilerimizden sağ olsunlar. Sence ne olacak? Bitcoin para sisteminin dışında başka kripto para üretecekler mi? Aslında kripto para birimleri içerisinde en çok bilinen, ilk öne sürülen en güçlü tabii. birim Bitcoin değil mi? Yani zaten şöyle şimdi ilk Bitcoin ile duyuruldu kripto paralar. Şu an 1500'e yakın kripto para var. Yani zaten var, Türkiye'de bile 3 tane var. Burada ayrıca seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Bir tane genç Abdullah Çiftçi tamamen yanlış bilgi veriyor diyor. Efendim blockchain'de bilgi kaybolmaz diyor. Ben öyle bir şey demedim ki. Evet öyle demediniz. Ben lokal bilgisayarda bilgi evet. yanabilir noterin bilgisayarı. Evet. Ama blockchain'de kaybolmaz diyorum. Tabii bu genç ya bunu evet. ya bunu anlamadı ya da birileri bizim blockchain'in arka planını anlatmamızdan rahatsız oldu. Evet. Tweet attırıyordur. Her neyse zaten bizim takipçilerimiz sosyal medyada bu konuları... Hocam en büyük şey zaten böyle kendilerince bu tip zihinlerin yani olayların dışında düşünen, farklı düşünen zihinler şöyle der. Göre ya hafife almaya çalışır evet. ya dalga geçer evet. ya komplo teorisi der geçer filan. Yani böyle neyse bir yaklaşım ki, bakın, var. Bakın artık 21. yüzyılda sosyal medyayla biz programı beraber götürüyoruz farkındaysan. Evet. Benim bu konudaki analizlerim sosyal medyada var. Merak eden açar okur. Evet. Ancak şu an dünyadan habersiz. Buna rağmen diyorsun. Evet. Okumalarına ben rağmen. Ben blockchain'i kaç kere evet. analiz ettim. Yine de daha bundan sonra eski sıkça eski tweetlerinizi yanınıza getirdiniz değil mi hocam? Sıkça da analiz hı-hı. edeceğiz. Şimdi ben televizyon programlarına gittiğimde bakın. Şu 20 sayfa sadece yapay zeka ve robotlarla ilgili attığım tweetler. Çünkü dünyada günü gününe yapay zeka haberleri ve robotları belki de Türkiye'de en iyi yayınlayan kişi benim. Dünyanın doğru. neresinde olursa olsun aynı gün hemen hemen ya da birkaç gün sonra bilimsel ederler. Çalışmaları. Çünkü neden? Programa gelirken eski attığım tweetleri çıkarttığımda tarih nerede ne olduğunu biliyorum. Bu nedenle sosyal medyada biz bunları açıklıkla yazdığımız için bu tip ya birileri yazdırıyor ya da anlamayan gençlere bir havada hiç boşa uğraşmayın kardeşim. Her şey sosyal medyada net. Denemeyin. Hı hı. Şimdi bakın. Buyurun. Ne dedim bu reklam öncesi? Ruh yaratamayacaklar dedim. Dolayısıyla yapılan teknoloji eğer sağduyulu, rahmani akla sahip insanlar ki hı. zaten buradaki bizim misyonumuz da o. Uyarıyoruz. Bak böyle bir teknoloji geliyor. Biz ne yapacağız? Blockchain'i bizim kullanmamız lazım bir kere. Kimin ürettiği önemli değil. Yani tıpta doktorluk malzemesini kim üretir? Üretsin. Biz kullanıyoruz. Kullanmamız lazım. Ama az önce söylediğim gibi biz hizmet etmemeliyiz. O bize hizmet eder hale gelebilir mi? Evet. Elbette. Onu anlatmaya hı. çalışıyorum. Yani hep örnek veriyorum. Bıçak katilin elinde öldürür. Doktorun elinde tedavi eder. Dolayısıyla çok iyi bir örnek. Blockchain'de şimdi Türkiye'nin bir İslam dünyasında Hinterland'ı var. Osmanlı'nın hatırı var. Afro-Avrasya'da. Bir de Türk dünyası var. Buralarda gelecekte
Türkiye kendi önderliğinde yeni Türk dünyasına, İslam dünyasına özel kripto para projesi geliştirebilir. Yani dolar ya da şimdi kripto paraların geleceği ne olacak? Parantez açayım buna devam etmeden. Kripto paralar şu an bir karşılığı yok. Spekülasyona dayalı. Dünya genelinde yani kara para, huzursuz para diye bir kavram var. Kara para artı huzursuz para. Nedir bu para? Şu an birçok ülkede savaş nedeniyle ya da güvenlik nedeniyle milyonlarla başka ülkelere gidiyor. Parasını transfer etmek istiyor. Bitcoin ile son dönemde büyük operasyonlar yapıldı. Yani mesela bir kişi 500 milyon, 300 milyon dolarlık Bitcoin alıyor. Evet. Ama onu yatırım amaçlı almıyor. Buradan alıyor, gidip onu Amerika'da satacak. İngiltere'de evet. Para transferi yapacak. Bir de İsviçre Schengen'e girebilmek için Avrupa'nın şeyini kabul etti. Bankacılık sistemini ve ondan önce İsviçre'de gizli kasalarda trilyon dolarlarla para var. Kripto paralarla bunlar da piyasaya çıkacak. Legalleştirilecek. Şimdi mesela sıkça FBI'nin uyarısı var, Avrupa Birliği'nin uyarısı var. Diyorlar ki kripto paralar Bitcoin'le uyuşturucu ticareti yapılıyor. Efendim kara bununla para ilgili yeni bir komisyon terör oluşturdu. Finanse ediliyor. Şimdi burada gençler şunu lütfen yanlış anlamayın. Dolarla yapılmıyor muydu filan diyorlar. Ya tamam da burada paranın izini bulamıyorsun. Doların seri numarası var. Evet, bunlar bundan önce dolarla yapılan işlerdi. Ama şu an Bitcoin'de bu iş çok daha hızlı ve kolay ve pratik. Buradan ben Bitcoin kara paracıların parası filan demiyorum. Bu yönden de bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla Bitcoin spekülasyonu kim iyi yaparsa o kazanır. Dünyadaki medyanın %95'i tekel. Sosyal medyanın da büyük medyanın %100'ü tekel. Hemen hemen. Yani Amazon, Alibaba.com, eBay, efendim evet. Facebook, Google yarın dese ki biz 3 tane kripto parayı işlemlerimizde kullanacağız. Bitti. Diğerleri ne olacak? Dolayısıyla şu an dünya insanına Budizm'de, Müslümanlık'ta, efendim Hristiyanlık'ta herkese bir kripto para üretin. Yani cemaatleri özellikle üstüne geliyorlar paraya bulaştırmak için. Yani siz kendi kripto paranızı üretin. Fakat ulus devletler gördüğüm kadarıyla bu olayın şeyini gördü. Kaçınılmaz olduğunu gördü. Neyi tartışıyorlar? Altın endeksli ya da gümüş endeksli ya da petrol endeksli gibi ortak bir dünya dijital kripto parası olsun gibi seslendirmeler, çalışmalar var. Ancak Türkiye, İslam dünyasında ya da Türk dünyasında kendi kripto parasını devlet destekli olaraktan üretebilir. Bu da anlaşmaya bağlı. Türkiye blockchain'in ne amaçla kullanabilir? Bir kere seçimlerde de kullanabilir. Bugün ilk bir Afrika ülkesinde kullanıldı. Seçimlerde evet, mi kullanıldı tabii. Hocam? İlk kere kullanıldı dünyada. O Afrika'da kullanıldı. Yani tecrübe etmek için hazırlıyorlar tabii. Nasıl sonuç ortaya çıktı? O da İsviçreli şirket oy kullan, manuel olarak kullanılır ama blockchain'e İsviçreli bir şirket geldi entegre etti. Evet. Şimdi bizim blockchain'i tukaka kötüleyerek karşında durma şansımız yok. Blockchain'i alacağız. Bunlar çok da büyük bir fırsat yeni. Değil mi bu? Tabii. Blockchain fırsatı. Bunlar olumlu yönü, bunlar olumsuz yönü. Biz bunu ortaya koyup üzerinde düşünüp yani birçok kayıtlarımızı, devlet kayıtlarını, tapu kayıtlarını kendi geliştireceğimiz ve Türkiye'de de geliştirilen blok yazılımlar var bu arada. Çok yetenekli gençler var. Bu nedenle zaten son dönemde dünyanın her tarafından blockchain'in ciddiye alınmasına, görüşülmesine dair görüşler var. Şimdi kripto paralarla ilgili de ulus devletlerle küresel mekanizma arasında savaş var. Mesela şimdi seyircimiz diyor ki efendim Google kripto paraların reklamını yasakladı. Facebook da daha önce evet, yasaklamıştı. Yeni oldu. Efendim Çin kripto paralara ulaşma noktasında engel koyuyor. Madem bunun arkasında küreselciler var, bunlar bu işi niye yapıyor? Bunlar küreselci değil mi diyor. Şimdi bir işte uzun vadeli bakın. Birini kötülemek de popüler etmektir. Gündemde tutmak sürekli. Şimdi Çin, şu anki Çin'i yöneten Komünist Parti'nin bundan haber olduğunu ben zannetmiyorum. Kendi devletini korumak için önlemlerini alıyor. Ya da Google kendi şirketini korumak için alıyor. Ama bir süre sonra bunu yapma şansı kalmayacak. Çünkü Google kendi kripto parasını çıkartacak. Dünyada en fazla reklam geliri Google'un. Facebook kendi kripto parasını çıkartacak. Buraya doğru gidiyor. Bunlar yani, kimin? Sistemin. Sistemin, tabii. Sistemin, sistem
Aslında bana şu söylemek çok doğru değil mi Abdullah? Benim hep anlattığım o 6000 tane Amerika'nın kuruluşunda o kadar çok para vardı ki evet, sistemin ilk içinde. İlk başta söylediğiniz. Bir sistem geldi, adam dedi ki bu artık bu böyle olmayacak, bir tane para olacak, buna da gerçek dolar diyeceğiz. İllüminati kartıyla anlattı. Evet, devletle, devlet de bunun arkasında olacak. Şimdi Abdullah'ın anlatmış olduğu işte 1500 tane kripto para, Türkiye kripto para çıkartsın mı? Herhangi bir sistem çıkartabilir, bir vakıf çıkartabilir vesaire vesaire. Ama bir sistem diyecek ki bu Google'la olur, Facebook üzerinden olur veya başka bir sistem üzerinde olur. Kesi diyecek ki bundan sonra bütün bu kripto paranın ismi X'tir diyecek. Ama amaç bu bütün paraların yok edilip yeni bir sistemin gelmesiyle ilgili. Global bir davranış. Hı hı. Ama yine şöyle söyleyeyim, kripto paranın da bir anlamı yok. Asıl olay, hep şimdi sabahtan beri yorularak anlattığı konu şu, izleyicilerimiz iyi dinlesin, blockchain konusu. Yani bütün dünya artık bu sistem üzerinde. Temeli bu zaten. Temel, yani şu telefondan evet, tutun, şu artık bu çayların hepsi şey bağlı olacak bu blockchain'in içine. Öyle bir sistem geliyor. Buna hazır mısınız? Bakın burada bir şey ekleyeyim. Hashgraph var şimdi. Blockchain'den çok daha hızlı. Paralel gidiyor. Geliştiricisi Amerikan Hava Kuvvetleri'nde asker. Bunların hepsinin arkasında NSA var. Mesela anlamı yani, yani Amerikan İstihbarat Teşkilatı. Elektronik İstihbarat Teşkilatı. NSA. Evet. Şimdi Edward Snowden vardı biliyorsunuz, Rusya'ya kaçtı. Yeni CIA başkanı onu idam edilmesi gerektiğini söylüyor vatan hainlikten. Şey, Dışişleri yeni Bakanı. Yeni CIA başkanı Pompeo, ayrıca bir Mike konuşmak. Pompeo, tabii, evet, tabii onu. Şimdi Snowden yani diyor ki daha bilgisayarlara program yüklemeden çipin içine sızdık diyor. Evdeki kameraları, yani evdeki normal web kameralarını televizyonlara sızaraktan görüntü almaya çalıştık diyor. Dolayısıyla karşımızda böyle bir akıl var. Şimdi bu aklı tanımadan böyle Twitter'dan carcurt etmesin gençler. Önce oturun, dünyanın arka planını bir çalışın kardeşim. Bir kere Edward Snowden'ı bir çalışın. Bu adam ne dedi? Ne anlatıyor bu adam? Size sunulanlar değil, sunulanın arkası. Tabii. Onun için kayıt dışını izleyin diyorum ben. Dolayısıyla şimdi burada da biz hayal konuşmuyoruz. Google'da bulamadıkları hiçbir şey anlatmıyorum ben. Yani Google'da de ki mantığını bulurlar. Şimdi Edward Snowden'a baktığında bizim anlattığımızın çoğunu zaten kendisi ben dünya insanlığının iyi için söylüyorum diyor. Bir de sistemde açık veriyor sürekli. Değişik insanlar zamanla çıkıyor. Olayı anlatıyor. Bir de Allah bize akıl vermiş. Yani şu masaya baktığında ne olduğunu biz göremiyor muyuz? Görüyoruz. Hı hı. Şimdi temel problem bu dijital dünyada bu aklı iptal ettirip ne olduğunu göremeyen ahmak, eble, sapla saman ayıramayan, gerçekle sahteyi ayıramayan bir insanlık istiyor. Ama kendisi her şeyin farkında. Bir level daha geçelim. Evet. Snowden'ın da hangi akla hizmet ettiğini bulmak zorundasınız. Tabii. O da bir sistem tarafı. WikiLeaks olayı gibi, hı hı, yani. WikiLeaks bütün paralarını biliyorsunuz kredi kartından şeyler topluyordu, bağışlar topluyordu. Bitcoin olmasaydı o bağışları alabilecek miydi? Bitcoin üzerinden topladı bağışlarını daha sonra. Çünkü tüm sistem, bankacılık ve kredi kartı sistemi WikiLeaks bütün operasyonu kat etmişti. Yani kesmişti. Evet. Onun için Bitcoin kullanıldı. Yani şöyle bakmak lazım. Bir olaya baktığımız zaman bize sunulan üzerinden baktığımızda doğru değil mi Abdullah? Evet. O zaman yalnızca sunulanı görürsünüz. Görünmeyene bakacağız. Aynen bu. Yani cambaza mı bakacağız, evet, arkasındakine mi bakacağız? Şimdi yeryüzünde bakın. Şu an Suriye'de demokrasi gelecekti değil mi? Ne oldu? Irak'a demokrasi gelecekti. Libya'ya diktatör vardı buralarda. Ne oldu? Şehirler yıkıldı. Halep, Musul, Kerkük, Mostar, Bingazi hepsi yerle bir. Ve milyonlarca çocuk yetim. Yani milyona yakından fazla ölüm var. Akdeniz'in suları artık neredeyse Akdeniz kan kırmızısı olacak. Almanya'da 10 bin tane çocuk kayıp. O bildiğimiz demokratik Almanya'da. Tabii. 10 bin mülteci çocuğu kayıp. 10 bin. Nerede bunlar? Hangi laboratuvarda kullanılıyor insanlık deneyleri için? Dolayısıyla dünyanın arka planında böyle bir akıl var. Burada yeryüzünde coğrafi bilgi sistemiyle nerede hangi maden var onu biliyor. Peki o madeni çökmek için ne yapıyor? IŞİD olmasa burada şimdi neredeyse dünyada tüm devletler IŞİD'e karşı savaşıyor. Yani neyse bu IŞİD. Tabii değil mi? Şimdi hani bir tahmin ediyorum uzaylılardan yardım isteyecekler. Yakın IŞİD'le savaşmak. Ya 3 tane IŞİD'i çıkartan da kendi. Niye? Önce işgal ettiriyor. Sonra PKK'yı devrettiriyor savaşmadan. Bunu kim ifşa etti? BBC. BBC kim?
Yani nedir? İşte Snowden'ın arkasındaki mekanizmayı da tahlil etmek gerek dedi ya. Dolayısıyla şimdi bunun demokrasi, insan hakları, özgürlük falan filan olmadığını anlıyor muyuz? Anlıyoruz. O zaman bu devletlerin ya da bu şirketlerin bize sunduğu teknolojinin bizim lehimiz olduğunu nereden varsayıyoruz? Çünkü bu petrol lobisinin ya da silah lobisinin, teknolojik lobisinin arkaya doğru çıktığınızda sahipliği aynı. Bu adamlar dünyayı sömürüyor. Afrika'nın bugün her tarafı vekalet örgütü oldu. O ona saldırıyor, bu buna evet. saldırıyor. İşte PKK şimdi baktığımızda. Şeyde PKK'nın öz yönetimi, fikir babası kim? Öz yönetim fikrini Abdullah Öcalan kimin öğrencisi? Google'a baksınlar Abdullah Öcalan kimin öğrencisi diye. Hemen çıkar. Buri Bukin, Amerikalı Rus Yahudisi. Babası Lenin'le beraber bu üst akıl denen mekanizmanın kontrolünde Çar 2. Nikola'ya hücum eden adamdır. Bu nedenle zincirin tamamlanması lazım. Yeryüzünde şu an 300 yıldır tekel var. Petrol şirketleri de öyle. Yeraltı madenleri Afrika'nın zaten belini kırmışlar. Tamamen altın var ama %5'ini onun alıyor. Daha yeni yeni %20'sini, %25'ini almaya başladılar. Türkiye'nin tepesine çökmüşler FETÖ ile filan. Niye? Bu batıdan geliyor, doğudan gelmiyor. Ama şimdi batıda ifşa oldu. Artık millet Amerika'nın bir yere demokrasi getireceğim dediğinde herkes eyvah diyor. Tabii. Bombalayacak diyor. Ya da batının. Evet. Nasıl ayuka diyeyim? Çıktı mı? Çıktı. O zaman ne yapıyor bu akıl? Çin'den geliyor. Şimdi nefes aldırıyor. Şimdi Çin'i anlayamıyor bizim insanımız. Elde çanda FETÖ'cüler Afrika'da dolaşıyor ya. Ne evet. diye dolaşıyor? Osmanlıyız diye dolaşıyor. FETÖ'cüyüm ben, Amerikancıyım. Pardon yani küreselciyim, şeytani aklım şeyim demiyor ki. Ben Osmanlı Türk'üyüm diyor. Elde dolaşıyor. Şimdi Çinler geliyor. Ben Çinliyim diyor. Ne yapıyorlar? Bir kuşak bir yol çerçevesinde. Hemen Amerika'dan örnek vereyim. Rex Tillerson giden Dışişleri evet. Bakanı dedi ki Afrika'daydı. Çinliler ülkelere altyapı yatırımı yapıyor. Bu iyi bir şey. Ama dedi orantısız borçlandırıyor. Ve el koyuyor dedi. Çünkü Afrika'da para yok. Şimdi aç bir insana yemek yer misin? Yerim. Tamam yemek ye ama parmağını bana ver diyor. Yemek ye, ciğerini bana ver. Organ lazım. Bunun uzun gibi... bir süreden beri Afrika seyrekleştirilmiş bir kıta. Hı hı. Niçin seyrekleştiriliyor konusunu konuşmak lazım. Evet. Çünkü buradaki mücadelelere baktığımız zaman Abdullah bir klan mücadelesi. Yani ikisine de silah ve aynı Irak'ta, Suriye'de, Kuzey Afrika'da olduğu gibi aynı insanlar, aynı batı, aynı üstün akıl, aynı şeytani akıl ne dersen. Bundan sonra madenler orada bekliyorlar. Yerüstü ve yeraltı kaynakların hepsi. Hı-hı. Ne çıkıyor? Bir bakıyorsunuz Ebola diye bir şey çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Afrika'dan başka yere de yayılmıyor. Afrika'yı mahvediyor. Bir bakıyorsunuz AIDS diye bir olay çıkıyor. Afrika kökenli geliyor. Yani büyük bir kısmı Afrika'nın seyrekleştirilmiş durumda. Daha da artacak bu. Bunun avantajlarını kim yiyecek, yine kim yararlanacak? Bir de yalnız virüs yoluyla değil. Daha çok bir tabii birbirleriyle işte şey yapıyorlar, savaştırıp duruyorlar. Bu tabii hastalık en önemli faktörlerden bir tanesi. Şeyi de unutmamak lazım. Şimdi burada Afrika'daki kavga kimin kavgası olduğunu eğer ki izleyicimiz iyi izlemezse, yani siz diyebilirsiniz ki Batı geldi işte Afrika'yı sömürüyor. Yok öyle bir şey. Çin'deki olan İpek Yolu'ndaki kavgayla Afrika'daki kavganın rakipleri, hasımları aynı kişi. Yani aynı ulusal devletlerle globalcilerin kavgalarını görüyoruz. Türkiye tabi burada o kadar kilit rol oynuyor ki ne bu rol sistemin oynuyor? Içinde. Türkiye'nin rolü ne? Şimdi şöyle bir kere Afrika'da sistemin tekrar update olması lazım. Niçin? Bir kere sistemin içinde var olan tüm mekanizmaların çalışmasını istiyor evet. bir üst akıl. Bununla ilgili Türkiye nerede? Hangi üst akıla daha yakın? Şimdi var olan sistemde Amerika ile artık kavga içine girdi Türkiye. Nasıl kavga içine girdi? Amerika'nın daha çok masonik tarafında, yani ulusal devlet tarafındaki Türkiye'ye yapmış olduğu hem ekonomik hem de siyasal hem baskı hem de tutumdan dolayı oradan koptu. Bugün Afrin'deki operasyonun yapılması da aslında yaptığımız taraf, biz Amerika'da şeyle Afrin'de PKK ile savaşmıyoruz ki. PKK tamam. kim ya? Yani hani 10 bin kişiden bahsediyorsunuz, 600 bin ordum var. Yani bu değil. Karşınızdaki en büyük güç Amerika.
Amerika ile savaş ve hangi Amerika diye baktığınız zaman buradaki ulusal yapıdaki, yani Trump'ın arkasında olduğu, Pompeo'nun yeni gelip işte bu işin sistemine oturduğu Amerika ile savaşıyoruz. Ama bu Amerika'nın karşısında kim var? Şimdi globalcilerle başlayan bir İpek Yolu davası var. Niye İpek Yolu ile birlikte Afrika önemli? Çünkü Afrika İpek Yolu'nun en önemli kıtalarından bir tanesi. Yani Çin'den başlayıp, Şangay'dan başlayıp Londra'ya kadar, Venedik üzerinden Londra'ya kadar gidecek tüm o sistemin içinde Afrika'nın sahibi olan dünyayı belirleyecek. Hı hı. Onun için Türkiye, Afrika, Türkiye için çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika'ya en çok geziyi Afrika'ya yapıyor. Evet. Bu inanılmaz güzel bir akıl. Müthiş. Çünkü niye? Kilit noktası Afrika'yı eğer çözerseniz, bahsettiğimiz Afrika'nın kuzeyi değil, yani Sahra üstü Afrika dediğimiz Afrika değil, daha aşağı tarafları çözerseniz dünyadaki en önemli güç olursunuz. Abdullah, sadece ekleyecek ekonomik misin? Evet, amaçlı hayır, değil. Tabii şimdi Türkiye'nin burada önemi nerede demiştiniz ya. Evet. Şimdi Çin'deki o muazzam üretim, 30 kişiyi bir odaya doldurup çalıştırıyorlar. Ayda evet, bir izin veriyorlar. Bak bunu geçmeyelim. Çin'deki gayri safi milli hasıla, efendim Çin'deki yıllık gelir düzeyinin ne olduğu hiç bakmasınlar. 8 bin dolar diyorlar şu anda. 8 bin dolar diyorlar da kimin 8 bin dolar? Tabii. Çünkü Çin'de bir 300 milyonluk nüfus var hakikaten zengin ama diğerleri aç. 1,5 milyar insandan evet. Bahsediyoruz. Yani 1 milyar aç. Dolayısıyla elektriğin olmayan yerlerden evet, bahsediyoruz. Tabii. Şimdi bu insanların üretim gücü kullanılıyor. Burada 4. sanayi devriminin teknoloji ürünleri, robotları ya da işte onun aksesuarları filan Çin'de üretilecek. Evet. Tüm bu pazara, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya bir deniz yoluyla gidiyor, iki karayoluyla gidiyor. Burada karayolunda en karlı, en hızlısı İstanbul 3. köprü üstünden geçecek tren yolu. Bugün de 3. köprünün ihalesine çıkacağını Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. 3. köprüde demir yolu ihalesine çıkacağız dedi. Dolayısıyla biz deli dumrul gibi köprüyü tutuyoruz. Geçenden de geçmeyenden de alabiliriz. Hı-hı. Bu çok önemli. Niye? Evet, kesinlikle çok önemli. Tabii 8 çok trilyon dolar altyapı, Asya Yatırım Bankası kuruldu. Türkiye 2.7 veya 8 ile ortak. 8 trilyon dolar para ayırdılar bütçeye. İpek yolunun altyapısına harcayacaklar bu parayı. Mesela Kazakistan'da bir yeni şehir, lojistik şehir kuruluyor. Onu örnek vereyim. Diğer şehirlerin nasıl olacağını anlaması için lojistik şehirlerin tren tünelden girerken evet. Trendeki tüm yükle otomatikmen sisteme kaydoluyor. Yani her geçiş noktasında o tren kontrol ediliyor. Arada bir hırsızlık çalma falan var mı diye. Muazzam bir şey. Pekin'den kalkacak 12 güne Londra'ya inecek. Bir ucu Pekin, diğer ucu Londra. Projenin sahipleri. Evet. İki tane ip var. Bu ip kimin? İki ucundan kim tutuyorsa onun. İşte bir ucu Londra, diğer ucu da Pekin gittiği zaman. Şimdi Türkiye'de iki şey var. Önemli neden birkaç tane. Bir, köprü. Çok önemli. İki, Kanal İstanbul. Üçüncü köprüden bahsediyoruz. Bakın Kanal İstanbul'da. Şimdi Türkiye bu tip deniz yolundan ticaret gemileri Kanal İstanbul'a yönlendirecek. Yani. Üçüncüsü, Türkiye artık bilgi çağıyla beraber insanların şuur düzeyi yükseldi. Tüm mesela Sudan'da Savaykin Adası'nı gitti Cumhurbaşkanımız aldı değil mi? Evet. Onu başka Suudi Arabistan'da istiyordu. Herkesi vermediler. Niye? Şu an Türkiye'nin önemi, değeri, tarihi gitmiş anlaşıldı. Cumhurbaşkanımız çok sık Afrika ziyaretine gidiyor. Yani hem orada ticaret ilişkisi hem de Afrika'ya tarihini anlatıyor. Biz karşılıksız yardım ediyoruz. Afrika'da su kuyusu açıyoruz, fırın açıyoruz. Afrika insanının gelişmesi yönünde yardımlar yapıyoruz, eğitimler veriyoruz, hastaneleri açıyoruz Türkiye olarak da. Çünkü Afrika'yı kurak biliyoruz ama dünyada ekilebilir arazinin, sulak arazinin %60 Afrika'dadır. Ve bakirdir. Şimdi tüm yeraltı, yerüstü zenginlikleri evet, de dahil. Şimdi yeraltı zenginlikleri tabii. Ayrı bir şey. Şu an zaten Afrika'da 20 ülkeyi Fransa sömürüyor. O Amerikalılarla büyük kapışma var biliyorsunuz. Daha yakında Fransa'nın şeyini bombaladılar. Elçiliğini evet. Falan. Amerika sürekli, Afrika'da Fransa'yı kesinlikle istemiyor. İstemiyor. Çok şimdi kavgada Tillerson'ın şeyi yarım kaldı. Söylüyordum. Araya evet, söz girdi. Hocam. Tillerson diyor ki Çinliler diyor borç veriyor diyor. Kendine bağımlı hale yapıyor diyor. Bu tefecidir. Tefecinin dünya tarihinde kim olduğunu herkes bilir. Tefecinin babasının tabii. Kim olduğunu. Şimdi aynısını Orta Asya'da da yapıyorlar. Kırgızistan'da para yok. Gidiyorlar şimdi Kırgızistan'da. Yani yapıyorlar. Şimdi
bizim Türkiye'de de aklımıza gelmedik kurumlara talip olacaklar. Çünkü nasıl? Nasıl kurumlar olacak? Aklımızda ne varsa, satılık bir şey varsa Çin'de bunu alacak. He. Çünkü satılık bir şeyin Türkiye'deki toplam değeri ne ki? 200 milyar dolar çevirdek gibi bir şey. Yani oradaki bütçe için. Ama bizim için önemli. Talip olacaklar sonra. Olacaklar. Bakın bizim şimdi Mersin Limanı'nı kim aldı? Avustralyalılar aldı değil mi? Araştırın altında İngiliz ve Çinliler var. Yani şu an Türkiye önemli ülke. Bu nedenle bu şeylerde çok dikkatli olmalıyız. Türkiye'nin köprü olması nedeniyle bir köprü, ikincisi de Türkiye İslam dünyasında artık lider bir ülke. Türk dünyasında da artık giderekten insanlar tarihini yeni projeler geliştiriyor. Türk nüfuzunu ve Türk markasını kullanmak istiyorlar bunlar. Mesela Ataşehir Finans Merkezi'ni ele geçirmek istiyorlar. Kendi kontrolünde. Neden? Londra'da ve Kuala Lumpur'daki mekanizmayı buraya kendi kontrolünde olsun istiyor. Ama biz de hayır, bu bizim kontrolümüzde olacak şeklinde bir iddiamız ve çalışmamız var. Çünkü İslam dünyasına heyecan veriyoruz biz. Türkiye blockchain'i kullanaraktan İslam dünyasına yönelik ekonomik proje geliştirebilir. Borçlulara dayalı ortak borsa geliştirebilir blockchain üzerinden. Hı hı. Dolayısıyla biz şu an proje üretmemiz lazım. Önce bir kuşak bu yol vazgeçilmeziz. Bu adamlar bu projeyi vazgeçmez. Niye geçmez? Deminden beri anlattık. Amerika'da tıkandı, güvenliliğini kaybetti. Batı'da da öyle hızla kaybediyor. Bunu kaybettirenler bizler değiliz. Biz niye Amerikan düşmanlığı yapalım durup dururken? PKK silah veriyor, bizi vurduruyor. Şehit tabii veriyor, Mehmetçiğimize saldırtıyor, bize saldırtıyor. Göz göre göre silah veriyor. Dolayısıyla bu sadece bize yapmıyor, Afrika'da da öyle. Batı hızla kaybediyor. Ama bunu ifşa eden, kaybettiren yine Batı'nın kendi içinde. İşte bu şeytani akıllar. Mesela ne dedi şeyde Rakka'da? PKK ile IŞİD anlaştırıyor Amerika. IŞİD'leri transfer ediyor. Bunu ortaya kim çıkarttı? BBC çıkarttı. Biz çıkartmadık. Karşılıklı evet, ifşa dönem başlayacak. Öyle bir gelecek ki nasıl ki şu kadınların Me Too şeyleri başladı ya Amerika'da. Ben de şeklinde çözülüyor evet, sistem. Amerika çok hızlı çözülecek. Acayip ifşalar gelecek. Yolsuzluklar, bu tip şeyler. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu kendi işlerinde yapıyor. Niye yapıyorlar? Yine oradaki güç mücadelesi evet, orada da hızlı devam ettiğini söylüyor Abdullah. Yani bunu 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni kurulmak için mevcut düzeni çökertiyorlar. Toplumu lime lime çökertiyorlar. Aileyi, ilişkileri. Niye? Çünkü birey istiyorlar, birey. İpek Yolu projesinin en önemli maddelerinden bakın 65 ülke evet, 50 milyar dolarlık ön yatırım. Bunun için banka kuruyorsunuz, bunun için sistemi ayarlıyorsunuz. Şimdi asıl olay şu, Amerika'ya gittiğiniz zaman Abdullah sokakta yürürsünüz, bir adama bakarsınız. Ya bu Kızılderili biraz zenci, biraz da Amerikalı. Hani karışmıştır. Hı hı. Genelde baktığınız zaman. Şimdi New York'tan filan bahsediyorum. Şimdi bu sistemle birlikte artık kimlikleri de mahvetmiyor. Bu kadar 1,5 milyarlık Çin'in dünyaya yayıldığını düşünün. Hı. Artık çok kolay sistem. İşte bahsedilen yollar evet, bunlar. Ama bir tane yol eksik. Artık bölge de var. Yukarıdan da gelmeye başladılar. İlk defa artık bölgeden bir gemi güvenlik ve yani işte onu buz kıranları olmadan kendi geçti. Çünkü iklim değişikliği de bunu çok tetikliyor. İklim değişikliğinin var olduğu sürece ne elimizde var? Afrika çok önemli bir yer oldu. Çünkü yalnızca şey olarak bakmayın. Hani yeraltı yerüstü zenginlikleri var ama bu kadar insanın bir şekilde de var olması lazım. Sistemin gelişmesi için oraya ihtiyacı olması lazım. Bir de güç dengelerinin iki tane yeri var. Bir tanesi orta işte Asya dediğimiz, bizim bulunduğumuz ön Asya dediğimiz yer. İkincisi de Afrika'nın tümü. Yani hem Sahra üstü hem de Sahra altı olarak tüm bölgesi ekonomik olarak inanılmaz bakir durumda. Yani bu sistemler geçtiği anda bir bakacaksınız ki bütün sistem takır takır çözülmeye başlayacak. Ama hı-hı, kavganın hangi tarafında olacağını Türkiye'nin çok iyi belirlemesi lazım. Şimdi Türkiye'nin, Abdullah'a soralım şey olsun hani, sence şey var mı? Türkiye'nin tarafı var mı şu anda Abdullah? Var mı hocam? Türkiye kendi tarafında. Ben de katılıyorum. Yani Ruslarla da Amerikalılar da ayrı ayrı bir denge, Batı'yla da gidiyor. Avrupa hı-hı, Birliği'yle proje geliştiriyor. Çin'le ayrı görüşüyor. İslam dünyasına yönelik ayrı projeler. Biz kendi tarafımızdayız. Bizim buradaki çabamız Çin'den gelen bu 21. yüzyıl bir kuşak bir yolun
batıdaki olanların arka planda bir akıl var. Bu akıl Türkiye için de hesapları var. Aynen Afrika'da yaptıkları gibi Türkiye'de mümkün olduğu her şeyi satın almayı istiyorlar. Futbol kulüplerimizden başlayın, varlık fonuna kadar her şeye talipler. Ve muhtemelen de mesela Suudi Arabistan'da o prens kavgaları oldu ya, prensleri evet. hapsettiler evet. bir otele. Sonra imzalatmışlar, milyarlarca dolarına el koymuşlar. Bu prenslerdeki ana kavga neydi? Neydi hocam? Bu Prens Velat denen şahıs Twitter'ın %43 ortağı. Citibank'ın yatırımcısı, Hillary Clinton'ın destekçisi. Yani bu kavgada Kral Trump tarafındayken prens küreselci taraftaydı. Şimdi Suudi Arabistan'ın en büyük şirketi Suudi Aramco. Değeri 2 trilyon dolarla 8 trilyon dolara kadar gidiyor değişik kaynaklara göre. Şimdi Trump diyor ki bu New York borsasını açılacak diyor. Ama Trump'tan önce Aramco'nun Çin'de borsaya açılması için çalışıyordu bu prensler. Ne yaptı Trump geldi? Krala yakala bunları sen dedi. Bunlar Çinci yani küreselci. Evet. Çünkü Çin Pekin'de bir borsa kurdu. Enerji borsası. Ne diyor? Artık diyor dolarla petrol satmak zorunda değilsin. Buraya gel. Yuan'la sat. Ben de Yuan'ın anında altına çevireyim diyor. Sana bu şansı tabii. veriyor. Bu da ne demek? Doları dünya rezerv parası tutan şey özellikle ana ham maddelerin özellikle de petrolün dolarla satılması OPEC'in. Ama şimdi Çin böyle bir fırsat sunuyor. Suudi Aramco eğer Çin'de borsaya açılırsa dolarla petrol işi bitecek. Ve önce Trump ikna etti Suudi Aramco'yu. Evet New York'ta borsaya açılacak dendi. Ama 10 gün önce Suudi Arabistan yeni bir açıklama yaptı. Bir daha düşünüyoruz. Biz bir konuyu değerlendir. Neye göre yaptı bunu? İngiltere'ye gitti. Prens Veliaht Muhammed Bin Selman. Ondan sonra bu açıklama geldi. Dolayısıyla bakın şu an Londra'nın gündeminde Rusya arasında ajan krizi var değil mi? Evet. Rusya'nın en büyük devlet şirketi Rosneft. %14.5'i British Petroleum'undur. İngiliz petrol şirketinindir. Ve Katar Petroleum'le bir İsviçre şirketi de 19.5'ini almıştı. Şimdi onu da Çinliler aldı. İngiltere, Çin, Rusya ortak. Rus devlet şirketine. Bu nedenle seyircilerimiz devletler üstünden okumasın. Tabii. Yani evet, en büyük hata şu olur. Yani televizyonları izliyorum. İşte İngiltere Rusya'ya dava işte kavga açacakmış. Yok. İşte görevlileri gönderecekmiş falan. Bunların hepsi yani çok yüzeysel, çok net bakış açısı değil. Yani şimdi bir kere 3 yoldan analiz edebilirsiniz. Bir tanesi kavga varsa, kavga Rusya yapacaksa böyle bir kavgaya ihtiyacım var. Putin KGB'den yetişmiş bir adam. Ya böyle bir kavgaya girer mi adam? Şimdi Ruslarla hocam. Yani birisi bir şeyi tetikler, ikisini kavganın içine sokmaya çalışır. Bu ama bir kendisi yorum olabilir ama o bile değil. Evet, şimdi bakın burada gelmek için istedikleri şey şu. Konumuz dışı ama seyircilerimiz bu konuyu çok merak ediyor bu ajan krizini. Şimdi medyada olmayan bir haber var. Rusya'dan gelen bilgiye göre Putin bir ombudsman atamış. Diyor ki bu Rusya'dan kaçan oligarklarla görüşün, barışın, affedelim, gelsinler Rusya'ya, paralarını getirsinler. 15 milyar dolar olan var, 20 milyar dolar olan var. Şimdi tam bu işin arkasından İngiltere'de böyle bir vaka yaşanıyor. Ruslar diyor ki İngilizler bundan çekindi paraların gelmesinden dolayı. Bu bir. İkincisi ama bana göre asıl neden, bakın şey Pekin'den o başlıyor ya İpek Yolu, oradan başlıyor Moskova'ya gidiyor ya. Evet. İngilizler diyor ki, İngiliz derken yani İngiltere'nin kendisini demiyorum. Kraliçeden bahsetmiyorum evet. yani. O City of London şu an Rusya'yı bu işin dışında bırakmak istiyor. Ama Şangay Beşlisi örgütünde de Rusya, Çin beraber hareket ediyor. Ve Çin'den ortak birçok yatırımı yapıyor. Çünkü benim gördüğüm bu City of London'dakiler Rusya'yı bu yüzyılda hedefe koymuşlar. Yani çünkü dünyada neden? Devlet sayısını artırmak istiyorlar. Evet. Yani burada çok fazla en kolay dağıtabilecekleri şeyi Rusya olarak varsayıyorlar. Oradan birçok devlet çıkartmayı düşünüyorlar. Hı. Şimdi NATO'nun Rusya'ya çevrilmesi gibi var. Mesela İsveç geçen hafta bir karar aldı. Dedi ki biz Soğuk Savaş bitince, Sovyetler Birliği dağılınca
hava savunma sistemimizi güçlendirmedik ama şimdi Rusya'dan korkuyoruz filan diyor. Yedekleri yeniden askeri eğitim verme, savunma konseptini güçlendirme gibi parlamentodan bir karar aldı. Bunlara bu korkuyu kim veriyor? Kim? Ne oldu son şeyde? Putin dedi ki biz bir füze yaptık. Sesten hızlı. Hiçbir radar bunu yakalayamıyor. Arkasından Amerika İddia. Bir açıklama yaptı. Biz de süpersonik yaptık dedi. Hiç bu arada uçaklar düştü. Onları atlamamak şimdi, lazım. Çin dedi, biz de dedi acayip şeyler yaptık dedi değil mi? Hepsi birbirine sallayıp, evet. sallayıp duruyor ama dediği gibi uçakları düşüyor bu insanların. Şimdi uçaklar elektronik sistem, yani uçakların o sistemleri, yani her türlü dijital elektronik ortama artık dışarıdan müdahalelik mümkündür. Çünkü onu yapan insandır. Onu yapan şirkettir. Kim ne yaptı bilmiyorum ama bu beklenen şeyler. Amerika'da çok daha sık bu tip kaza görme ihtimalimiz yüksek. Neden bunu söylüyorum ben? Çünkü Amerika'daki iç mücadeleye baktığımızda Türkiye, FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı gibi operasyonları orada göreceğiz. Çünkü FETÖ'nün üst aklı denen üst akılla Amerika'nın diğer tarafı şu an kavgalıymış gibi görünüyor. Ama bence hakim olan şey bellidir Amerika'da. Şu an Amerika'da bir düzleme yapıyorlar. Nasıl bir düzleme? Bu bölgeleri yıktırıyorlar. Daha tepeden bakalım. Yani tamam. Suriye yıkılıyor, Irak yıkılıyor, Libya yıkılıyor, İslam dünyasını yıkıyorlar. Ne komple. Kuruluyor sonrasında? Satın alacaklar. Nasıl inşa edilecek? Yani şimdi Suriye kim inşa edecek? Bak bu 1-2 yılı demiyorum. Evet. Çünkü buradaki bir şey yapmıyor. Daha uzun vadeli bir projeden tabii, bahsediyorsunuz. Bak Çinliler niye gelecek diyorum. Geldiler işte Suriye'yi satın almaya. Para yok ki 250 milyar doları kim verecek? 250 milyar dolar diyor. Yani Irak'ta Libya nasıl kurulacak? Bakın bu Trump'la kavga var diyor ya karşıda. Evet. Ben de bunu sıkça kullanıyorum. Ama şahsi görüşüm Trump ekibi kullanılıyor. Kavgadan tabii çok. Ben de katılıyorum. Evet. Bir de şöyle analiz ederseniz işin gerçeği oluyor. Şimdi hani ortaya konulan ne? İşte bir tane işte casus krizi yaşanıyor. Ruslar bu tarafta, İngilizler bu tarafta. Evet. Şimdi bir kere casusa verilen ilaç neydi ve nasıl verildi? Küçük drone kullanıldığını söyleyeyim mi size? Nasıl küçük drone? Mikro dronelar kullanıldı. Şimdi yani sinek sistem, yutar gibi yuttu tabii, mu? Yani şöyle yani fugo balığı zehiri vardır mesela. Evet. Çok önemli bir şey. Bu zehir bir toplu iğnenin başı kadar düşünün. Bir vücutunuza değdirirler. Biraz sonra hiçbir şey bulmazlar sizde emaresini ve ölür gidersiniz. İşte kalp krizi derler. Hı. Beyin işte niye sebep bir şey sebep artık oldu yani, evet. Bir şeyi tetikler ve ölürsünüz. Aynı polonyum 213'te olduğu gibi. Burada kullanılan teknoloji bir şekilde ulaşması lazım. Bu teknolojiyi yapan adam da der ki ben böyle bir teknoloji kullandım. Yani adamı ne olacak? Bir adamı öldürmek için bu kadar eski bir tane casusa ihtiyaç yok ki. Bu bir krizi tetiklemesi lazım. Tabii. Ve de bunun bir şekilde öldürülmesi lazım. Hani eskiden Arsène Lupin diye bir hırsız vardı, hatırlıyor musunuz? Bir şey yaptığı zaman gül bırakırdı, hatırladın mı Abdullah? Evet. İmzası. Böyle imzasını evet. bırakır. Burada bir imza bırakıldı. O da drone'un kendisi. Hani o Zika virüsünde kullanılan drone'ların hı hı. aynısından kullanıldı. Şimdi buradaki kavga. İngilizler başladılar işte bütün görevlileri gönderdiler. Rusya dedi ki sen bana bunu yapıyorsan, çünkü bu devletler arası bir davranış sergilemeniz lazım. Size bir şey yapılırsa siz de yapacaksınız. Kimin işine yaradıysa sonuç onundur. Yapan odur. Rusya'nın da işine yaramadı, İngilizlerin de. Kimin işine yaradığını bulduğunuz zaman hı hı. hani bizim bu programı başlarken anlattığımız konu, eğer ki arkasını gördüğünüz zaman çözeceğiniz iştir bu. Biraz önce bakın olayları küçük Ruslardı, işte iki tane füzeydi filan diye baktığınız zaman bunların hiçbirini çözemezsiniz. Tek bir şeyi çözeceksiniz. Büyük proje ne? İngilizlerle Ruslar arasında. Abdullah'ın biraz önce söylediği gibi hı. İpek Yolu projesi gibi bir dev bir proje var. Bununla hangi ilgili proje? İpek Yolu projesi tamam. bahsediler. Bununla ilgili alınan şeyler, pozisyonlarda hı. kim neyi engellemeye çalıştığını bulduğunuz zaman bulursunuz. Bir dahaki programda izleyin. Evet, şimdi değerli hocalarım son 10 dakikamıza evet, girdik. Avatar projesini Avatar anlatayım mı? Avatar projesi çok önemli. Evet, onu lütfen evet. anlatın bir de.
Nasıl bağlayacağız? Gerçi çok emin değilim ama çok merak ettiğim bir konu. CIA'nin başına getirilen Gina Haspel, işkenceci Gina diye de tanımlanıyor. Şöyle bir resim geldi izleyicilerimizden. Evet, bu resim, biliyor musunuz? Nereden bu gerçek olduğunu söyleyeyim. Bunun gerçeği Rus kaynaklıdır. Gerçek bunu söylemekte. Mi? Ama ben hep bunu söylüyorum, işte bunlar hepsi star çocuklar dediğimiz çocuklar ya. Evet, şimdi proje, evet. Evet. Şöyle bakmak lazım. Şimdi bahsettiğimiz konu bundan sonra ne olacak? Ben ne olacak? New York'ta Avatar dolaşırken konuşuyoruz sayın seyirciler. New York'u ziyaretteyim. Bir baktım bir tane bir şey yazıyor. Avatar 2045 diye bir proje. Ya nedir? Bütün bilim adamları falan toplanmış. Nedir derken elime bir tane broşür verdiler böyle. Ondan sonra onu aldım, Türkiye'ye geldiğinde bunu incelemeye başladım. Bu projenin arkasında New York'ta olmasına rağmen, bu projenin yıl 2008. New York'ta olmasına rağmen bu projenin arkasında Dmitri Iskov diye genç, aynı bizim Zuckerberg filan gibi genç bir çocuk var. Bu çocuk bir girişimci, iş adamı. Adam diyor ki bundan sonra diyor sistemi biz değiştireceğiz. O zaman Türkiye'de bu yapay zekaların filan, yani veya dünyada evet, da söylemek lazım, yeni yeni alevlendiği durumlar. Şimdi biraz önce Bill Gates'ten bahsetti ya Abdullah, hani işte Google'dan bahsetti, oraya geleceğim. Bunlar şimdi onları üstlenmeye başladı. Elon Musk da dahil olmak üzere. Bu adam dedi ki o dönem, bizim dedi 4 aşamalı bir projemizi geliştiriyoruz. Bunun evet, dedi bir tanesi 2015-2020 yılları arasında. Buradaki ekrana da tam verilirse görürler. Dedi ki insan beyniyle yönetilen robotlar yapacağız. Şimdi aslında bu oldu bile. Yani siz buralarınıza sensörler takıyorsunuz. Hı hı. Karşınızda bir tane makine var. O makineyi bir şekilde diyorsunuz ki işte kolunu kaldır, elini kaldır, şöyle git, böyle git. Ve bu robotlar yapıldı. Şimdi ben 2008'den bugüne anlatıyorum. Evet. Bu şimdi 2020'den aşama daha önce yapılmış durumda. İkinci konu 2020'den, onun ikinci aşaması. Evet. A'ydı, B'ye geçtik. İkinci aşaması da diyor ki robotik bedenlerin geliştirilmesi. Yani bugün konuşmuş olduğumuz işte Sofya gibi robotik evet, bedenler gelişecek. Bu robotik bedenlerle birlikte insanlar bir şekilde hizmetlerini veya akıllarını bir şekilde bu sistemden yararlanarak kontrol edecekler. Tamam. Ondan sonraki diyor ki 2030 ve 2035 yılı projesinde de diyor biz diyor bir robotik sisteme, yani bizim Sofya'dan bahsediyoruz, hani onun daha gelişmişini. Çünkü 2035 uzun bir süre, teknoloji için çok daha gelişeceğini düşünerek söylüyorsunuz. Burada diyor bakın bahsedilen ruh, karakter filan değil. Asıl nedir olay? Yani tanrıcık zerreciği dedikleri bilincin aktarılması. Yani bilincinizi aktardığınız zaman tüm hayalleriniz, varlığınızı, sizi kim, kişiselliğinizi, fıtratınızı, her şeyinizi yaratan bilincin kendisi. Bilinci aktaracağınız bir robotlar olacak dedi. Şimdi bizim 2008'den baktığımız zaman daha buna çok var derken bir baktık i̇şte ki bu bilinci evet, bilinci meğerse Rockefeller'ın bilincini aktarmışlar. Bu da hani en bir saniye kısmı şimdi, var ya. Bir saniye evet, Rockefeller öldü mü ölmedi mi şimdi, sorusunu. Beden olarak ölebiliyorsunuz ama önemli olan beden değil. Önemli olan bilincin kendisi. Sizi siz yapan bedeniniz tam değil aslında. Tam Rockefeller'ın bilinci çünkü, ölmedi mi, yaşıyor mu? Bilincini aktardıkları söyleniyor. Buna isterseniz komplo teorisi değil. Olsun diyelim. Ve şimdi geliyor olsun. Yani bir beyin buna barınarak robotik bir bilinci aktardınız. Şimdi sonuncu devreye geçecek. Yani buradaki D kısmına geldiğimiz zaman 2040-2045'te diyor holografik hale gelecek. İnsanın diyor bedenden tamamıyla arınacak. Hiçbir beden olmayacak. Yani her şey enerji. Her şey enerji dedi ya. Şimdi onun için de buraya geldik. Enerji içinizde. Tabii. Diyor ki holografik bir vücutta varlık olarak kendinizi şu en sağda götüreceksiniz. Ki, şimdi buradakiler şeyleri anlatmışlar, sistemleri anlatmışlar. Evet. Aslında burada sol bir tane aşama, daha başka en üstteki aşama. Şimdi hologram, buraya ben şeyi inceledim o yıllarda. Şimdi günü geldi Abdullah'ı da bulmuşken böyle şey yapıyoruz, sohbetimiz daha koy. Dedim ki ya bunun arkasında kim var acaba? Ya kim bunu destekliyor? Bir baktım bir kere ki en büyük destekçilerimden birisi kim? Dalai Lama. Çok ilginç değil mi? Dalai Lama kimin projesi?
Kimin bakın, hocam? Hocam söylesin. Şimdi bunun dışında daha kimler var? Kimin projesi Dalai Lama? Tabii eninde sonunda belli ki Dalai Lama yeni bir aklın, yani bahsettiğimiz işte bu İngiliz kaynaklı aklın projesi. Globalleştirmeye evet. çalışıyor her şeyi. Dalai Lama'nın, şimdi şöyle bakalım. Hı-hı. Dalai Lama ne yaptı projesi? Dalai Lama kimi projesini çözmek için iyi bir. Dalai Lama ne yaptı? Nerede yaşıyor? Kime hizmet ediyor ve ekürleri kim? İncelesinler. Bu da Ertan Özyiğit'in öğüt şey olsun, araştırma projesi izleyenleri. Şimdi bir baktım ki bu projeyi, dedim ki ya arkasına bir bakalım, bu projenin arkasında kim var? Yani bu Rus projesi ya. O 2008'den bahsediyorum evet. bir de böyle şey Abdullah, yani böyle evet. Amerika'ya adam, bir tane Dmitri Iskov diye genç bir çocuk, 30 yaşındaki bir çocuk, hı-hı. gidecek. Amerika'da bütün bilim adamları toplayacak. Dünyadaki önemli bilim adamlarının çoğu oradaydı. 7 milyon USD Amerikan Savunma Bakanlığı buraya bütçe ayırmış durumda idi. Şimdi nasıl bir destek? Evet. Söz konusu. Şimdi insan beyninde 200 milyonun üzerinde nöron var. İşte hani şöyle bakmak lazım. Ama asıl konu şu, o gün Dmitri Iskov'un çok önemli bir açıklaması vardı. O dedi ki, şimdi tabii bunu, hı-hı. çok iyi anlıyoruz da. Son iki dakikaya girdik. Abdullah Hoca'na da kapanışını şey, verelim. Kuantum bilgisayarlar şu anki dedi bilgisayarlardan 5 milyon kez daha hızlı olacak. Evet. Dmitri Iskov, hayal ötesi hocam. Dmitri Iskov Rusya'da yani. Transhumanist Parti içinde. Evet. Muadili Zoltan İstvan. Bu da Amerika'da Transhumanist Parti'yi kurdu. Benim takipçimdir kendisi. Zoltan İstvan. Sizi takip ediyor. Tabii tabii. Twitter'da evet. beni takip ediyor. Yani ben de onu takip ediyorum. Yakinen izliyorum çalışmalarını. Çünkü arkadaki aklı tanıyoruz. Hı hı. Burada değerli seyircilerimize özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz bu maçın sonucunu biliyoruz. Evet. Rahmani akıl yener. Fakat aklı kullanırsak yeneriz. Hikaye okursak, tarihi hikaye gibi bakarsak biz bizim planımız var mı demiş Levent Serdar'da az önce, evet, vakit işte kalmadı. Bu konuşmamızdaki şey, biz kendi projemizi yapmak mecburiyetindeyiz. Bu teknolojileri kullanmamız gerek ama kendi lehimize kullanmamız lazım. Bizim dünya görüşümüz bu adamların dünya görüşüne uymaz. Bu insanlar her şeyi maddi, metalik bir şeye endekslemek istiyor. Oysa ki biz Türkiye olaraktan dünyada en fazla yardımı yapan ülkeyiz. Afrika'ya yardım yapıyordu. İşte Suriyeliler, Sayın Cumhurbaşkanımız Suriyelilere yeniden Suriye'de konut yapmak istiyor, yaşam alanı sunmak istiyor. Evet, en kesinlikle. Büyük projem diyor. Dolayısıyla dünyanın geleceği bizim anlayışımızda. Çünkü dünya sevgiyle, kardeşlikle, yardımlaşmakla mutlu olur insanlar. Öyle kurtulur. Bu tip şeylerle hapsolur, teslim olur. Oysa ki karşılıksız sevgidir şey bu. Hı hı. Bizim insanımızın, bizim inancımızın temelinde bu var. Zekat var, merhamet var, vicdan var, fıtrat var, infak var. Aklınıza ne sayarsan sevap var. Bir de Allah'a memnun etmek için her türlü yardımı biz yapıyoruz. Bu nedenle evet. deizm, ateizm, bunların projesi gençlere bu yönde. Öncelikle devletimizin dikkat etmesi gereken, sosyal medya dünya çapında bir üniversite gibi kullanıyorlar eğitim alanı. Biz bunun karşısında ne yapacağız? Bunu konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Yine konuşalım. Evet. Değil mi Ertan Hocam? Tabii, tabii. Çünkü devam siz gerçekten lazım, izleyicilerimizin lazım. De bizim de, ben burada öğrenciniz gibi dinliyorum farkındaysanız. Doyamadığı, tekrar görmek istediği konuklardan birisiniz. Yayından sonra da fırsat bulduğunuzda gördüğünüzde tweetleri zaten siz de bunu göreceksiniz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Abdullah Çiftçi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de buradan değerli çay için. Grubumuzun üyelerine çok teşekkür ederim destek verdikleri için. Biz de kendilerine katılım gösterdikleri için teşekkür Ertan ediyoruz. Ertan hocam ayrıca çok teşekkür kesinlikle ederim. Kesinlikle öyle. Ertan ben bir hocam yine bir sonuçla gideyim. Lütfen, şimdi ben şöyle bakıyorum. Allah sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi tüm kötülüklerin üstündedir. Hı-hı. Ve ölümsüzdür. Hayırlı akşamlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güncelledim için kaçırdım ama bir izleyicimiz demiş ki onu bunu boş verin de Allah sizden razı olsun demiş. Ondan da razı olsun. Sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarım adına da eşlik ettiğiniz için sağ olunuz efendim, katıldığınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Erhan Altunay hocam bizim olacak, evet, haftaya bir kez de hatırlatalım.